Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. 4 Mayıs sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Günaydınlığı olsun, aldığımız haberler iyi olsun, hep temennimiz bu yönde. Bizim bu anlamda görevimiz her zaman iyi haber vermek üzerine şekillenmiyor. Bizim görevimiz çünkü gerçeklerden bahsetmek olduğu için. Zaten günaydınlığını da sadece güne uyanmak, gözlerimizi açmak, uykudan kalkmak gibi değil de biraz bilgiyle de aydınlanmak anlamında değerlendiriyoruz, biliyorsunuz her sabah elimizden geldiğince. Siz de bize mesajlarınızla pek çok aydınlık bilgi aktarıyorsunuz. O da bize bir günaydınlığı oluyor. Hepsi için peşin peşin teşekkür edelim. Bahsetmemiz gereken acı haberle başlayalım. Sıcak bir bilgidir. Yeni ulaştı sevgili izleyenler elimize. Ata Göçmen, piyade assubay kıdemli çavuş. Maalesef görev yaptığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Pençe Operasyonu bölgesinde 3 Mayıs 2024 tarihinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilmişti kahraman Ata Göçmen. Kahraman silah arkadaşımız piyade assubay kıdemli çavuş Ata Göçmen tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz şeklinde duyurusunu yaptı sabah saat 7 sularında. Biz de hem millete hem de ateşin düştüğü ocağa, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletelim, sabır dileklerimizi iletelim. Şehitlerimize, şehidimiz Ata Göçmen nezdinde Allah'tan rahmet dileyelim sevgili izleyenler. 10 ay önce de yine bir kahraman kavgaya müdahale ederken yaralanmıştı Hatay'da. Kendisi o kavgadan sonra tedavisi devam etmesi suretiyle hastanedeydi sevgili izleyenler. Beyninde su toplanmıştı. Yaralandıktan 10 ay sonra şehit oldu. Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı. Allahu Ekber. Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar geçen yıl Temmuz ayında Erzurum'da görev yaparken iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale etmişti. Ancak müdahale sırasında başına isabet eden kaldırım taşı nedeniyle yaralandı. Tedaviye alındı. Sol gözü görme yetisini kaybetti. Ayrıca elmacık kemiğinde ve burnunda kırık, kafatasında ise çatlaklar oluştu. Beyninin su toplaması nedeniyle birçok kez ameliyat oldu. Ancak müdahaleler onu kurtarmaya yetmedi. Üç çocuk babası jandarma assubay kıdemli başçavuş Mustafa Yaşar 10 ay sonra şehit oldu. Şehit Yaşar için memleketi Hatay'da tören düzenlendi. Yaşar gözyaşları arasında defnedildi. Başsağlığı dileklerimizi Hatay'a da iletiyoruz sevgili izleyenler. Bu kahramanlar kolay yetişmiyorlar. Dolayısıyla acıları da her zaman için unutulmaz ve büyük oluyor. Devam edelim. Erzincan İliç meselesiyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz İliç'te 13 Şubat'ta o büyük facia gerçekleşti. Üstelik facia gerçekleştikten sonra daha önce gündeme biz taşımıştık. Tekrar gündeme geldi ki aslında bu facia geliyorum da demiş. O faciada 9 işçi o zehirle yoğrulmuş liç yığınının o toprağın altında kaldı. Öyle ki işçilere ulaşmak aylar sürüyor. Bu zamana kadar 9 işçiden ikisinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Son olarak yine sabah erken saatlerde ulaşan bir bilgiyle 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Haber merkezlerine bilgi ulaştı. Şu anda hala o liç yığınının altında 5 işçi daha var. Mecliste ise zar zor kurulan araştırma komisyonunda tartışmalar bitmiyor. Hükümet hiçbir bakanlığı suretiyle üzerine almıyor sorumluluğu. 7 tane işçimiz şu anda enkaz altında. En önemli soruyu soruyorum, geçiştirmeyin. Sayın Genel Müdür cevap versin. Ya burası İliç Komisyonu ya. Ya ben buradayım. Araştırma görevlisi ver.
Karşılıklı yükselen sesler, tırmanan gerilim, İliç maden kazası, Meclis Araştırma Komisyonu'nda yaşanan sert tartışma. İliç'te 9 işçinin liç yığını altında kalarak hayatını kaybettiği faciayı Çevre Bakanlığı da Enerji Bakanlığı da üstlenmedi. Sorumlusu biz değiliz açıklamaları AK Parti, MHP milletvekilleriyle CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi. Tartışmalar karşılıklı sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İliç'te toprak yığını altında kalan iki işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Ton fazla kapasiteyle yüklenmiş, aşırı yükleme yapılmış, belli ki üretim zorlaması olmuş. Liç alanı tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatı kapsamında onlar tarafından onaylanan, onlar tarafından takip edilen bir konu. Bak, herkes varsa ne olacak ya? Başkanım bak bu üslubu düzelttirin. Milletin vekiline böyle ağzına Artistlik yapıyorsun. İlk günden gergin başladı görüşmeler. Önce Enerji Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı geldi komisyona. Altın madeninde yaşanan faciada bakanlığın sorumluluğu olmadığını söyledi. Topu Çevre Bakanlığı'nın sahasına attı. Çevre Bakanlığı bürokratları da geldi komisyona. Muhalefetin soruları karşısında onlar da sorumlusu biz değiliz dedi. Sinirler gerildi. Bizim liç sahasının yüksekliğiyle ilgili bir görevimiz yok. İncelememişsiniz de. Yığınlı sahasının yüksekliğini de bilmiyorsunuz. Ama bu yığınlı sahasının bu hale gelmesini sağlayan ÇED olumlu kararının altına da bakanlık olarak siz imza atmışsınız. Bu tip bir kaza ülkemizde ilk defa meydana geliyor. İlk olduğu için oradaki denetim boşluğunu biz de yeni fark ettik. ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar'ın denetim boşluğunu biz de yeni fark ettik itirafı dikkat çekti. Çevre Bakanlığı benim görev alanım değil diyor. Enerji Bakanlığı benim görev alanım değil diyor. Şimdi sorumluluk kimde? Milli Eğitim Bakanlığı'nda mı? Muhalefet iktidarı ihmallere göz yummakla suçlarken sert tartışmalar arasında gözler maden sahasını işleten şirketin yetkililerinin dinleneceği toplantıya çevrildi. Komisyonlar toplanmaya devam ediyor. Bir sorumlu bulunur mu? Bir sorumlu sorumluluğu üzerine alınır mı? Bunlar gerçekten büyük soru işaretleri bizim ülkemizde özellikle. Demokrasi standartlarının orta ve vasat seviyede olduğu değerlendirilen biz ve bizim gibi ülkelerde maalesef böyle durumlarda sorumluluğu alan olmuyor. Ama bu manzara yine bir başkası adına utanmamızı sağlıyor. Gün geçmiyor ki bir başkası adına, ülkemiz adına utanmayalım. Yeni bir utanç manzarasıyla karşılaşmayalım. Utanç verici başlığını attık bu sabah sevgili izleyenler. Çünkü maalesef içinde bulunduğumuz pek çok durum gerek Türkiye Cumhuriyeti adına utanç verici, gerek bu ülkenin birer vatandaşı olarak hepimiz adına utanç verici. Mesela bu kazanın gerçekleşmiş olması, geliyorum demiş olmasına rağmen hem de bağıra bağıra. Örneğin 1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan abluka ve ona dair manzaralar utanç verici. Örneğin bir hafta hadi tartışıverin de yürürlüğe sokalım dedikleri müfredat, marif olan hani, Türkiye yüzyılı ile ilgili olan hani, bu ülkemiz adına utanç verici. Sanki 2024 yılında değilmişiz de 1900'lerin daha başındaymışızcasına ahlaki normların sınırlarını dinle çizmeye çalıştıkları bu marif model oldu bittiye gelecek ve belli ki uygulanmaya başlayacak. Daha öncekilerde olduğu gibi bir pilot okul uygulaması da olmayacak gibi görünüyor bugünden bakıldığında. Bunların tamamı için utanç verici dedik. Ülkemize yakışmıyor diyebilmek adına. Siz utanç verici bulduklarınızı lütfen bize yazın, gönderin. Bu sabah itibariyle bu başlığı kullanıyoruz hep beraber. Başlığımız size emanet efendim. Sosyal medya hesaplarımızda zaten yayın boyunca sizin de çok yakından bildiğiniz üzere ekranda yerini alıyor. Hafta sonu başladı şu saatleri itibariyle. Belki çalışanlar da var, bilemiyorum. Büyük ölçüde çalışan vardır diye tahmin ediyorum. Bizi iş yerinden izleyip mesaj atanlar var çünkü. Ama havanın durumunu bilmek önemli. Özellikle bir takım yağmur riski taşıyan iller var. Onların uyarılarına kulak kabartmak önemli. Hadi gelin bir yurdun havasına bakalım. Evet, şu anda Bursa Demirtaş Pazarı sel oldu.
Yağmur, sel, dolu, yıldırım, yurdun tamamı sağanak yağış altında. Meteoroloji 15 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yağmur beklenenden kuvvetli yağacak. Bursa'da sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü. Kapalı otoparkların su giderleri patladı. Alt geçitler suyla doldu. Pazarı sel aldı. Osman Gazi ilçesinde ağaçlara yıldırım düştü. Yıldırım mezarlığı, ağaçların durumu. Yolların göle döndüğü bir başka adres Elazığ. Dolmuş şoförü suların ortasında kalan yolcuyu şoför kapısından içeri aldı. Karaman'da dolu ve sel ekili alanlarda zarara neden oldu. Şanlıurfa'da birçok mahallede sokaklar suyla doldu. Sivas, Gemerek ve Kayseri il sınırındaki çat ormanlarında sağanakla birlikte hortum oluştu. Mesire alanının da bulunduğu bölgede hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Bugün ve yarın yurdun tamamında hava yağışlı. Yağmur hafta başından itibaren sadece yurdun doğusunda etkili olacak. Bugün Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın doğusunda kuvvetli yağmur bekleniyor. Meteoroloji özellikle sarı kodlu uyarıyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bugün özellikle Akdeniz bölgesinin doğusu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısı, deprem bölgesi dediğimiz alan sevgili izleyenler. 6 Şubat depremlerinde yıkılıp yerle bir olup hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak hala yaraların sarılmadığı, hala derme çatma barakalarda, çadırlarda, konteynerlarda yaşamak zorunda olan yüz binlerin olduğu bölgede bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde fırtına etkili olması bekleniyor. Marmara bölgesinde de yağışlar nispeten geçtiğimiz günlerde olduğu gibi orta seviye diyebileceğimiz bir kuvvette. Zaman zaman hızlansa da çisentinin çok ötesine geçmiyor. Ancak Marmara bölgesinde kuzeyli fırtına var. Fırtınaya yaklaşan değerde esecek. Kuvveti o noktada olacak. Ama sadece hani esti, kopardı, devirdi değil risk. Marmara bölgesi itibariyle kuzeyden soğuk havada taşıyacağı için hissedilen sıcaklığı da düşürür. Yani termometreler, arabanızın termometresi 15, 16, 17 dereceyi gösterir. Ama siz sanki dışarısı 12, 13 dereceymiş gibi hissederseniz şaşırmayın. Eğer aralarda güneş görünürse mesela İstanbul'da, o güneşe de bugün özellikle pek aldanmayın. Zaman zaman zaten yağmur da kendini hatırlatıp kuvvetini arttıracaktır. Bugün itibariyle Marmara bölgesinin özellikle batısında. Hani Çanakkale, Edirne, Balıkesir çevrelerinde, Tekirdağ belki birazcık gelebilecek kadar, Bursa'ya biraz etki edebilecek kadar. Ancak asıl mesele burası bugün itibariyle. Hatay'ı da içine alacak şekilde ve Hatay'a komşu deprem illerini de içine alacak şekilde şu bölgede bugün kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu bölgesinin kuzey illerinde bugün kuvvetli sağanak görülebilir. Yarın itibariyle de yine benzer bir manzarayla kuvvetli sağanak riski var. Yine aslına bakarsanız riskin etkili olduğu bölgeler bugüne çok benzer nitelikte. Bu iki gün üst üste kuvvetli sağanakla başka riskleri doğuruyor biliyorsunuz. Heyelan, çığ, bunun gibi riskleri özellikle doğuda daha da arttırıyor. Bu kuvvetli kuzeyli rüzgarlar yarın daha da kuvvetleneceğe benziyor batıda. Ege ve özellikle de Marmara'da üşütür, uçma kopma devrilme, ulaşım aksaması gibi riskleri beraberinde getirir. Yani Nisan-Mayıs yağmurlu. Nasıl bekliyordunuz? Hafta sonu havanın nasıl olmasını arzu ediyordunuz? Bilemiyorum ama yağsın, bereket olsun. Felakete dönmesin, bereketle yağsın. İçinde bulunduğumuz bu süreç maalesef yağmurdan bizi korkutur hale geldi. Gerek iklimin dengesizliği, gerekse aslına bakarsanız bizim hazırlıksızlığımız dolayısıyla. İklim sadece bizde mi dengesiz? Hayır, tüm dünyada dengesiz. Kimisi bizim gibi hazırlıksız, kimisi hazırlıklı, kimisinin de hazırlığı kâr etmiyor bazen. Brezilya'ya doğru gideceğiz, Kenya'ya, Almanya'ya, Rusya'ya doğru bakacağız. Kuvvetli sağanak yağış neler yapmış? Brezilya'da sel can aldı, 39 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu.
Brezilya'da şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. 154 noktada sel meydana geldi. Mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı. Rio Grande do Sul'da küçük bir hidroelektrik santralindeki baraj yıkıldı. 300 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Sel nedeniyle 39 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişidense haber alınamıyor. Selin vurduğu eyalette felaket durumu ilan edildi. Kenya'da bir haftadır sellerle mücadele ediyor. Başkent Nairobi dahil 36 bölgede etkili olan seller nedeniyle can kaybı 166'ya yükseldi. Kenya Kızılaçı 132 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Avrupa'da yoğun yağışın etkisi altında, özellikle Almanya'da farklı eyaletlerde çok sayıda sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda araç sele kapıldı. Baviera'da bir kişi evinin bodrumuna dolan suyu tahliye etmek isterken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Kızılhaç'ta 60 yardım noktası kurulduğunu, bir helikopterin yardım çalışmalarına katıldığını duyurdu. Frankfurt kentinde ise bir hastaneyi su bastı. Havalimanında bazı uçuşlar iptal edildi. Rusya ve Kazakistan'da da eriyen karlar su baskınlarına neden olmuştu. Ural Nehri debisinden taşmış, Rusya'nın Orenburg kentindeki baraj patlamıştı. Her iki ülkede de binlerce kişi tahliye edilmişti. Geçmiş olsun diyelim. Dediğimiz gibi bazı ülkeler bizim gibi hazırlıksız. Yaklaşan iklim değişikliği risklerine bazı ülkeler hazırlıklı ama hazırlıkların da kâr etmediği meteorolojik olaylar yaşanıyor. Bu hafta neler yaşandı ülkemizde? En çok neler konuşuldu? Bu hafta 1 Mayıs haftaya damgasını vurmakla beraber beklenen o görüşme, haftalar öncesinden uzun uzun tartıştığımız buluşma gerçekleşti. Özgür Özel Erdoğan'la görüştü. Ankara kulislerinde siyasette yumuşama rüzgarları estiği söyleniyor. Gazetelerin manşetlerinde de yumuşama rüzgarları esiyor sevgili izleyenler. Sadece muhalif taraf değil, iktidara yakın tarafın gazeteleri de bugün bu yumuşamaya dikkat çeken manşetler atmışlar. Şöyle bir gazete turu yapalım. Bakın, Pencere gazetesi yumuşama dememiş ama hava değişti demiş. Bakın, sarıyla bir koltuk krizi yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. Halka içerisine almış, o koltuk krizine dikkat çekmiş. Şimdi zaten biz de onu aktaracağız. Cumhuriyet gazetesi yumuşama manevrası demiş. Yumuşama manevrası manşetinin altında bakın kim el sıkışıyor? Kılıçdaroğlu'yla Özel. Çünkü Özel dün akşam da Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Yani kritik görüşmeler peş peşe geldi. Sizce Özel için hangi görüşme daha zordu? Erdoğan görüşmesi mi, Kılıçdaroğlu görüşmesi mi? Bakacağız. Karar gazetesinin manşeti yine İsrail ve Gazze'ye uyguladığı soykırım tutumuyla ilgili şekilleniyor. Ve aynı zamanda iktidarı eleştiren, bir yandan yaptığını doğru karşılayan ama bir yandan da bu ticaretle ilgili o zaman yalan söylediniz diyen bir manşeti var. Korkusuz gazetesi ekonomiyi sürmanşetten vermiş. Sözcü gazetesi Erdoğan özel görüşmesine Vera üzerinden, gezi tutukluları üzerinden dikkat çekmiş sevgili izleyenler. Bunun da detaylarını birazdan bulacaksınız. Hemen altında Bir Gün gazetesinin manşetinde Diyanet'te işler kebap denmiş, ekonomiden bahsedilmiş ama yumuşama da değerlendirilmiş ilk sayfada. Bir Gün gazetesi yumuşamayı kimse yutmaz diyor. Biliyorsunuz bu görüşme belirli kesimlerce Erdoğan bunu araçsallaştırır diye yorumlandı. O yorumları yapanların başında da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Evrensel gazetesi manşete enflasyonu taşımış soygun var demiş. Yeni Çağ gazetesi sofradan bir dilim daha eksildi diyor. Ekmek davasından bahsediyor. Gün Boyu gazetesi israf, lüks ve kibir iktidarı bitirecek demiş. Bu sözler kent lokantası kuyruğunda bekleyen bir emeklinin sözleri. Birazdan biz o kent lokantası kuyruğuna sizi götüreceğiz. Çapa'daki kent lokantasının kuyruğunda emekliler adeta ekonomi yönetimine karne verdiler. Otur sıfır dediler. Önemli bir gazete Sabah gazetesi siyasette bahar havası diyor efendim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Mayıs seçimlerinde ardından 31 Mart'taki yerel seçimlerde bahar gelecek, bahar yaklaşıyor şeklinde bir aslında sloganlaştırdığı bir durumdu bahar. Sabah gazetesinin manşeti de bu yumuşamayı bahar terimiyle değerlendirmiş. Bakalım bu nasıl yankılanacak? Ama tabii ki ne damgasını vurdu efendim görüşmeye? Bu mu damgasını vurmalıydı o görüşmeye? Boş koltuk. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyaret yapma talebini iletmesiyle birlikte olabilecek en iyi şekilde çözümlenmiş oldu. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Tarihi buluşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tam karşısında yer alan boş koltuk görüntüsü çok konuşulmuş, mesaj mı yorumlarına neden olmuştu. Bir gün sonra karşılıklı açıklamalar, ılımlı mesajlarla tartışma noktalandı. Boş koltuk krizi Cumhurbaşkanı'nın iadeyi ziyaret adımıyla çözüldü. Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulünde gündemin sıcak başlıklarından daha çok boş koltuk görüntüsü gündem oldu. AK Parti'den de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da Cumhurbaşkanlığı protokol düzeni uygulandı. Özel bir nedeni yok bilgilendirmesi yapıldı. Bir mesaj içerdiği açık, Erdoğan'ın şu anda oturduğu yerde değil, boş olan koltukta oturması ve ortadaki koltuğun da kaldırılması lazım. Bu odanın düzeni böyle demek kimseyi ikna etmez. Yanlış olmuştur. Görüşmede Özgür Özel'in de oturma düzeninden duyduğu rahatsızlığını dile getirdiği kulislere yansımıştı. Cumhurbaşkanının telafi için iadeyi ziyaret mesajıyla kriz aşıldı. Ama görüşmenin akşamında en sert tepki CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Bu bizatihi aslında rejimin absürtlüğünü gösteren bir fotoğraf. Koltuklardan birisi boş. Yani Erdoğan ortadaki koltuğa oturunca Cumhurbaşkanı olarak konuşuyor. Kalkıp da karşıya oturursa AKP Genel Başkanı olarak konuşacak, öyle mi? Özel Erdoğan buluşmasından önce aynı makam odasından paylaşılan fotoğraf. Erdoğan Türk kalp cerrahı Profesör Doktor Mehmet Öz'ü kabul etmişti. Kamera açısında olmadığı için boş koltuk görünmüyor. AK Parti kaynakları oturma düzeninde bir değişiklik olmadığını Cumhurbaşkanı'nın Bahçeli'yi kabul fotoğraflarını hatırlatarak anlattı. Oturum düzeninin o şekilde olduğu bilgisi verildi ve bunun bir anlam içermediği söylendi. Burada artık dönüp de tekrar bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam, nezaketli de bir davranış olmaz. Başta tepkiler yükselse de boş koltuk krizi karşılıklı mesajlarla aşıldı. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeyi ziyarette. Tarih henüz belli değil. Örneğin bu anlamda manşet atan gazetelerden bir diğeri de Hürriyet, siyaset yumuşama sürecine girdi diyor. Yine yumuşama vurgusuyla manşet atan bir diğer gazete de Milliyet gazetesi örneğin sevgili izleyenler. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasına bakıyorsunuz. Orada bu görüşme pek de ilgi çekici bulunmamış anladığım kadarıyla. İsrail meselesi ve ticaret meselesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle şekillenmiş bir metin var efendim, manşet buradan şekillenmiş, o konuya geleceğiz ama isterseniz önce çok tartışılan şatafat meselesiyle devam edelim. Şimdi son zamanlarda özellikle işte ıstakoz konuşuyoruz, milyonluk saat konuşuyoruz, AK Parti'nin Diyanet İşleri'nin arabasını konuşuyoruz, Diyanet İşleri Başkanı'nın bir üst modeli talep etmesini konuşuyoruz, TOG'u neden tercih etmediğine dair cümlelerini konuşuyoruz örneğin. Bunlar bizi yöneten insanların bu anlamdaki ilk vukuatları değil aslına bakarsanız. Vukuat tırnak içinde. Ama ne oldu? Artık bunlar daha çok göze batar hale geldi. Bunlar artık gündemde daha çok yer alır hale geldi. Hatırlayın, Mayıs seçimlerinde hani çok uzağa gitmeye gerek yok. Kim aday olsun tartışması vardı Mayıs seçimlerinin öncesinde. Altılı masa, ittifaklar. Özellikle altılı masanın, ittifakın adayının kim olduğu noktasında adayın çok da mütevazı olmaması lazım. Bizim insanımız böyle gösterişli aday sever deniyordu, hatırlıyor musunuz? Eğer kendisi gösterişliyse, zenginse, hayatı ona göre ise bana da faydası olur diye düşünür. Böyle yorumlar yapıldı ve aday ona göre belirlenmelidir deniyordu. Ama sonrasında nasıl gerçekleşti mesele? 31 Mart özelinde özellikle baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin beklemediği ölçüde bir başarı elde etti. Mayıs'ta beklenen Mart'ta gerçekleşti. Ve sonra artık örneklerini gördüğümüz bu olaylar, işte saattir, ıstakozdur, odur budur, Maldivler tatilidir, yeni model arabalardır. Bunların hepsi daha çok gündemde yer tutar ve daha çok konuşulur oldu. Ve artık şikayet edilen bir prototip ortaya çıktı. Halktan uzak, şatafat içerisinde, lüks içerisinde yaşayan yönetenler ve buna ortak bir tepki. Gerek AK Parti'ye oy verme geçmişi olanlar, gerekse
olmayanlar. Hepsinin ortak tepkisinin yükseldiği bir duruma dönüştü. Ve Manisa'nın Yunus Emre ilçesi. Belki de bu olaydan önce varlığından bile haberiniz olmayan bir lokasyondu. Ama ne yaptı? Bu ortak tepkiye bir sembol niteliği taşıdı. Bu şatafat özellikle hani tarz itibariyle de bizi yönetenlerin öykündüğü dönemleri hatırlatan bir tarzda olduğu için resmen bir sembole dönüştü. Mehmet Çerçi yanlış bilmiyorsam 2 dönemdir Yunus Emre'de belediye başkanlığı yapıyor. Öncesinde Manisa'dan AK Parti milletvekilliği de yaptı. Bu zamana kadar belki de onun da adını duymamıştınız. Ya da belki çok dikkatli olanlar, bölgede yaşayanlar, onlar biliyorlardı sadece. Ama ne oldu? Müthiş bir sembole dönüştü, mercek oraya döndü. Geçtiğimiz haftalarda bu makam odası çok uzun tartışıldı. Görüntüleri, görselleri, kimin ziyaret ettiği, nasıl yorum yaptığı. Mehmet Çerçi uzunca bir süre hiç yanıt vermedi. Sonrasında bir yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Kamera karşısına geçtiğinde de anlattı. Biz dedi mütevazi insanlarız. İşe gideriz, eve geliriz, camiye gideriz, vatandaşla buluşuruz. Bunun ötesinde bir hayatımız yoktur. Hanımla bizim tek bir ilgi alanımız vardır. Böyle eski ürünleri, hani çok antika anlamında eski de değil, 50-60 yıllık ürünleri alırız, hayata döndürür, kullanırız. İşte kimisi buna vintage der, kimisi buna retro der diye kendini anlattı. Sonrasında bu basın toplantısını yaptığı sırada bir vatandaşın AK Partili olduğunu söyleyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül verdiğini iddia eden bir vatandaşın kalkıp soru sormaya kalkması Mehmet Çerçi'yi sinirlendirdi. Mehmet Çerçi'nin yaptığı açıklama dolayısıyla çok da gündemde yer bulamadı. Gündemde yer bulan Mehmet Çerçi'nin o vatandaşa verdiği cevap oldu. Aylık gelirinize kadar bu kadar eşyayı alırken harcamalarınızı kendi harcadığınızı... Tamam söyleyebilirim. Hanımın 50 bin lira civarında, benim de 100 bin lira. Belediyeden de alıyordum maaş ve şey. 150 bin lira da oradan koy. Başkanım 17 bin lira maaş alan arkadaşlarım. Bak şimdi karıştırma. 17 bin lira benim meselem değil kardeşim. Sen bunu niye sordun bu? Bir dakika. Şimdi haddini aşmadan soracaksın. Yok sen soru sormazsın yok. Sen gazeteci değilsin kardeşim, çık dışarı. Arkadaşım da yardımcı olun. Canlı yayınlanıyor. Harma ver. Harma ver. Seçim sonrası lüks makam odasıyla gündemden düşmeyen Manisa Yunus Emre Belediyesi'nin eski başkanı Mehmet Çerçi, belediye başkanlığı döneminde yapılan usulsüzlük iddialarına tepki gösterdi. Makam odasına alınan milyonluk eşyaları kendi maaşınızla nasıl aldınız sorusuna sinirlendi. Kendi partilisini salondan dışarı attırdı. Bak kardeşim, bunların üzerinde bir yere varamazsın. Ben meydan okudum. Başkanım. Kapat konuyu. Tamam, uzatma. Başkanım şu an size bir soru. Ya ispat edeceğim kardeşim o zaman. Ya millet yiyecek ekmek bulamıyor. Siz burada müze açmışsınız, kafa almışsınız. Biz tek tek şikayet ettim. Neyin hepsi? Başkanım. Neyin? Neyin? Bu usulsüzlüklerinizle ilgili belgelere. Usulsüzlükler dediğin nedir sen? Sen ne çıkarıyorsun? Başkanım ya, şirketlerden belediyenize giren faturalar. Arkadaşlar ben AK Partiliyim. Recep Tayyip Erdoğan hastasıyım. Allah Allah. Evet. Emin misin? Yunus Emre Belediyesi Başkanlık Makamı lüks ve şatafatın görüntüsü. Yarım milyon liralık saatiyle gündemde olan AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu da dönemin AK Partili Başkanı Mehmet Çerçi'yi ziyaret etmiş. Gösterişli odayı çok beğenmiş, saraya benzetmişti. Çok sevdim ya. Dolmabahçe Sarayı. Bayıldım ya. Hepsi eski bunların. Eski yani, yeni bir şey yok. Biz bunu bit pazarından alıyoruz böyle. Topluyoruz. Yarı fiyatına getiriyoruz buraya. Eski başkan Çerçi şatafat tepkileri için kendi gelirimle alıyorum demişti. Odadaki sadece şöminenin 1,5 milyon lira olduğu açıklanmıştı. Eski başkan Mehmet Çerçi basın toplantısı yaptı. Eşim ve benim gelirim 300 bin lira dedi. AK Partili bir esnaf o kadar eşyayı o gelirle nasıl aldınız, faturası nerede diye sorunca sesin tonu da tavrı da değişti. Her şeyi kendi gelirlerimle aldım diyor. Evet. Odayı kendim yaptım diyor. Ya oda dediğin kardeşim, bir dakika ya, bir dakika. Sen o odanın maliyetini ne zannediyorsun? Başkanım 1,5 milyon lira verdi. Ya kardeşim oğlum, senin itibar mı ediyorsun onu? Evet. Ha? Bunlarda herhangi bir fatura ya da resmi bir belge göremedim ben. Gazeteci misin sen? Hayır, gazeteci değilim, esnafım. Bir soru sormazsın yok. Sen gazeteci değilsin kardeşim, çık dışarı. Arkadaşım da yardımcı olun. Canlı yayınlanıyor. Harma ver. Harma ver. Tablolar dışında bir tane eşya verme gibi bir şansımız yok. Faturaları
bize ibra edin. Çerçi yeni başkan Balaban'ın açıklamasını etiketleyerek eşyaların iadesi için noter tasdikli ihtarnameyi paylaştı. 2018 ve 2019 yıllarına ait toplamda 3.953 lira tutan masa, sandalye, koltuk, sehpa faturalarını paylaştı. Belediyeden taşıyacağını söylediği eşyalarını alması için de partili birini belediyeye gönderdi. Ancak gönderilen kişi belediye binası önünden geri çevrildi. Bir başvuru yapın, belgeyi sunun, ondan sonra gelin. Kamuoyunu kendi aranızda oluşturun, başka şeyle değil. Bir fatura gösterildi. Kimilerini ikna etti, kimilerini ikna etmedi. Siz ikna edici bulursunuz, bulmazsınız. Yorum size kalmış sevgili izleyenler. Durum bu. Müthiş bir sembole dönüştü. Son dönemdeki özellikle seçim yenilgisinin sebebi olarak görülen tavrın tam olarak bir sembolü, yaklaşımın tam olarak bir sembolü olarak görüldü. Devam edelim. Gazetelerle devam edeceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Filistin meselesine giriş yapacağız. Özellikle Türkiye'nin de ticareti tamamen kestim açıklaması Karar Gazetesi'nin manşetine yansıyor bugün itibariyle. Karar Gazetesi millete niye yalan söylediniz diye sormuş. Diyor ki hükümetin İsrail'e ticaret ısrarı sandıkta cezalandırılınca seçim sonrası Gazze siyaseti tam tersi yönde değişti. Önce ticaret tamamen kesildi, ardından Türkiye Lahey'deki soykırım davasına müdahil oldu. Gecikmeli adımlar eleştirilse de olumlu karşılandı. Ancak bugüne kadar hükümet kanadından ısrarla yapılan ticaret yok açıklamaları hatırlatıldı. Millete söylenen yalanların hesabı sorulmayacak mı tepkileri dile getirildi diyor. Önce 7 Ekim itibariyle mecliste başlayan bazı markalara boykot, bu değerlendirilmiş. 7 Kasım itibariyle İsrail'le ihracat dış ticaret verilerine göre %35 artmasına rağmen bakan ticaret %50'den fazla azaldı dedi. 27 Mart'ta silah ve mühimmat ihracatı iki kat artarken TÜİK'e göre bakanlık mallar Filistin'e gidiyor savunması yaptı. 28 Mart'ta yine Ticaret Bakanı İsrail'le ticaret için marjinal siyasi unsurlar İsrail istihbaratının dezenformasyon bilgilerini kullanıyor suçlamasını yöneltti. Yine 28 Mart'ta Bakan Ömer Bolat kamu kurumları İsrail firmalarıyla ticaret yapmıyor dedi. Ancak devlet şirketi Etimade'nin bor sevkiyatı basına yansıdı. 22 Mayıs'ta ise Ticaret Bakanlığı daha önce provokatif uydurma haber ithamını yönelttiği İsrail'le ticaretin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıkladı. Yani bu zamana kadar neden öyle söylenmedi o zaman? Bugün itibariyle böyle gerçekleşiyorsa o zaman daha önceki söylediklerinizi yalanlamış olmuyor musunuz sorusu tabii ki akıllara geldi. Tabii ki Gazze'deki içler acısı durum da devam ediyor sevgili izleyenler ve buna dair protesto gösterileri de sürüyor. Üniversiteliler polisin sert müdahalesine rağmen geri adım atmadı. Filistin ve Gazze'ye destekte kararlıyız dedi. Ankara İsrail ile tüm ticaretini durdurdu. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. İsrail'in 210 gündür soykırım yaptığı Gazze'de can kaybı 35 bine dayandı. Netanyahu yönetiminin katliamlarına öfke her geçen gün büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestoların merkezi üniversiteler oldu. Ülke genelinde 140 üniversitede Filistin ve Gazze'ye destek kampları kuruldu. İsrail yanlısı gruplar gerilimi yükseltirken Amerikan polisinin müdahalesi geldi. Aralarında akademisyenlerin de olduğu yaklaşık 2500 kişi gözaltına alındı. Sert müdahaleye rağmen öğrenciler pes etmemekte kararlı. Protestolar Gazze'de katliam son bulana kadar sürecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden gösterilerle ilgili ilk kez konuştu. Amerika'nın insanları susturan ya da muhalefeti ezen otoriter bir ülke olmadığını iddia etti. Protesto hakkı vardır ancak kaosa yol açma hakkı yoktur dedi. Türkiye'dense İsrail'e yeni bir hamle geldi. Kısa süre önce 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlayan Ankara bu kez ticareti tamamen durdurdu. Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını
Çok iyi biliyoruz. Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yöneteceğiz. Yeni tedbirler Netanyahu hükümeti Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar devam edecek. Utanç verici başlığının altında sıralayabileceğimiz belki de en önemli maddelerden birisi. Başı çekiyor bile olabilir öyle değil mi? Bu sadece Türkiye adına değil, bu sadece İsrail adına değil, bu tüm dünya ve insanlık tarihi adına utanç verici bir durum. Orada aylardır devam eden ve binlerce insanın vahşice göz göre göre katledilmesi durumu. Bir soykırım durumu sevgili izleyenler. İnsan haklarının fütursuzca ayaklar altına alınabiliyor olması bu kadar rahat. Elini kolunu sallaya sallaya deriz yani bazı haberlerde. Gerçekten öyle. Bu kadar rahat, herkesin gözü önünde insan onuru, insan hayatı, insan hakları ayaklar altına alınabiliyor dünyada 2024 senesinde. Bu hepimizin utanması gereken, hepimiz adına utanç verici bir manzaradır maalesef. Tarihe böyle geçecek. Depremden devam edelim. 6 Şubat depremlerinde biliyorsunuz pek çok yıkım gerçekleşti. Yani teker teker peşine düşseniz davaların bültenler yetmez, günler yetmez haberlerini aktarmaya, ama bazı özel noktalar var simge haline gelen, onlardan birine götüreceğiz sizi. Ha bu arada Özgür Özel'le Erdoğan görüşmesinde Deprem Bakanlığı da konuşuldu. Biz bir bakan yardımcısı vermeyi o bakanlığa, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir bakan yardımcısı vermeyi sorumluluk biliriz dedi Özgür Özel. Konuşulan başlıklardan biri de buydu. Nizip'te, Gaziantep Nizip'teki Furkan Apartmanı'na götüreceğim sizi. 51 kişiye mezar olan o apartmana götüreceğim. Binanın iki müteahhitinin kırmızı bültenle arandığını biliyoruz. Davada 22 yıl 6 ayla yargılanan 4 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi. Eylül! Eylül geldi, geldi! 9 tane yakınımı kaybettim. Kızım 7. gün enkazdan çok şükür sağ olarak kurtuldu. Sayın Mahkeme, kolon kesildiği sadece bu raporda değil, en az 5-6 raporda kolon kesildiği sabit olmasına rağmen kolon kesenleri tahliye etti. Demirleri paslanmış ve çürümüş, binanın taşıyıcı kolonları kesilmişti. 6 Şubat depremlerinde Gaziantep Nizip'te yıkılan tek binaydı Furkan Apartmanı. 51 kişiye mezar oldu. 5. celsede kolon kestiği iddia edilen 3 tutuklu tahliye edildi. Oysa her birine 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Ailemle birlikte depreme maalesef evde yakalandık. Çok az bir zaman içinde binamız yıkıldı. Binanın kolonlarının eksik olmasını hepimiz biliyoruz. Eksik olmasaydı bina bu şekilde kısa bir zaman içinde yıkılmayacağını herkes bilir. Saniyeler içinde yerle bir oldu Furkan Apartmanı. Sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kesmekle suçlanıyordu Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Necdet Alpay. Mahkeme delil karartma ihtimalleri bulunmadığı için istenen son bilirkişi raporuna bakıp tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verdi. Adalet bekleyen ailelerin acısı katlandı. Farklı farklı raporlar alınaraktan şu anda içeride tutulması gereken insanlar, canilerin dışarı bırakılması vicdanımıza çok büyük derin yaralar açtı. İki müteahhit ise hala ortada yok. Kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. Davada tek tutuklu sanık kaldı. O da apartmanın fenli mesulü. Canım yani hangi vicdana, hangi adalete, hangi kanuna sığdıracağımı bilmiyorum. Ebrar sitesi de Kahramanmaraş'ta acının adresi olmuştu. 1400 kişi yaşamını yitirdi. Davalar devam ederken hayatını kaybedenlerin yakınları adliyeye siyah çelenk bıraktı. Kamu görevlilerin de yargılanmasını istediler. Ebrar sitesindeki usulsüzlüklerde biliyoruz ki tek sorumlu müteahhitler değildir. Bu usulsüzlükleri görmezden gelip imza atan kamu görevlilerinin yerine getirmedikleri sorumluluklar yüzünden 1400 yaşam son bulmuştur. Arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Pek çok mesaj birikmiş. Utanç verici başlığının altında gelen mesajlar önemli. Gülay Hanım, emeklilere layık görülen hayat utanç verici diye yazmış, yollamış. Bir diğer izleyicimiz ise şöyle söylüyor. Hastaneye hasta, köprüye otobana geçiş. Yangın söndürmek için helikoptere, uçaklara yangın garantisi verip çocuklara, gençlere umut, asgari ücretliye, işçiye, emekliye geçim garantisi verememek yeteri kadar utanç verici değil mi?
liste daha da uzayabilir diyor. Evet, utanç verici gerçekten. Utanç verici olan bir başka durum, son zamanlarda sokaklarımızda giderek arttığını oturduğumuz yerden gözlemleyebildiğimiz şiddet vakaları. Uşağa götüreceğim sizi. Durup dururken saldırı. Enseme yumruklarını vurularak bayıltılmışım. Ve bayıldıktan sonra da yerde bayağı bir tekmelenmişim. İlk gözümü açtığımda hastanedeydim. 3-4 defa daha bayıldım olayın etkisiyle. Kimin ne olduğunu bilmiyordum. Kafası ve yüzündeki kemikler kırıldı. Beyin kanaması yaşadı. Birden saldırdığı genci yere serdikten sonra tekmelemeye devam etti saldırgan. Durup dururken yaşanan saldırıda saldırganların uyuşturucu etkisi altında olduğu öne sürüldü. Gözümde kırık var. Beynimde hala kanama devam ediyormuş. Göz altlarımda kırık var. Beni darp edenler biri belinde silah olduğu belirtiliyor. O kaçarken yakalanmamış, belinde bıçak olan yakalanmış. Uşak'ta gündüz vakti en işlek caddede gerçekleşti saldırı. Broşür dağıttığı sırada ansızın saldırıya uğradı Süleyman Çakır. Kafatasında kırıklar oluşan genç hemen yoğun bakıma alındı. Saldırgan ST ise serbest bırakıldı. Yakalanan kişi karakoldaki ifadesinden sonra serbest kalmış. Serbest kalma nedeni de ben hastanede yoğun bakımda yatarken şikayetçi olup olmadığımı belirtemediğim için bunlar serbest bırakılmış. Süleyman Çakır Uşak'tan İzmir'e daha teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Çünkü durumu hala kritik. Beynindeki kanama sürüyor. Saldırganlarsa serbest. Caddede tanıtım elemanı olarak çalışırken hiç tanımadım ve husumetim olmadı. İki kişi tarafından sağ tarafından geçerken enseme yumruklarını vurularak bayıltılmışım. Ya bu da utanç verici. Utanç verici. Çadırda kurulup sarayda batan bir imparatorluk geçmişi göz önündeyken yokluklar içinde kurulmuş cumhuriyet fertlerinin saray saltanatına özenmesi gerçekten çok utanç verici diyor Tamer Yentur göndermiş. Şimdi yine hastanedeyiz bir sonraki haberde de. Ama bu kez özne bir hasta değil, özne doktor. Yani iddia o yönde. Psikiyatrik kliniğinde zehir ticareti iddiası. Psikiyatri uzmanı para karşılığı reçete yazdı, zehir tacirleri o ilaçlarla insanları zehirledi. Konya'da polis bir uyuşturucu çetesinin psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'la işbirliği yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da adreslere baskın düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu hapa el koyuldu. Operasyonda aralarında psikiyatri uzmanının da bulunduğu 51 kişi yakalandı. Şüphelilerden doktor dahil 36 kişi tutuklandı. 15 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Psikiyatri kliniği ise mühürlendi. Dün itibariyle gündeme damga vuran saldırı haberlerinden biriyle devam edeceğiz. Bazı yeni bilgiler var ona dair. İstanbul Ümraniye'de İETT otobüs şoförü tartıştığı bir yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Ama film gibi. O saldırgan peşinden gitti, işte gelmesini bekledi. Sonrasında adli makamlar devreye girdi. Güncel bilgisi o. Tamam bak. Kapsiyonemiyorum sana git. Yapma, yapma, yapma. Yapma, yapma. Bu arkadaşlar Kadıköy'de tartışmışlar önceden. Buraya gelmiş, evine gidip silah almış. Bu da son durak burası. Burası dönüş yaptıktan sonra da kahvenin orada beklemiş bunun gelmesini. Şoför kardeşimiz 3 mermi alarak yaralanmış. Tartıştığı İETT şoförüne 6 el ateş etti. Dizinden, kalçasından ve kasığından yaraladı. Otobüs şoförü Emircan Gülce can havliyle otobüsün kapısını kapattı. Ama tehlike geçmedi. Saldırganın silahlı eli bileğinden itibaren kapanan kapının iç tarafında kaldı. İETT otobüsünün şoförü Emircan Gülce Kadıköy Ümraniye hattında sefer yapıyordu. İddiaya göre Doğancan isimli yolcuyla Kadıköy'de tartıştı. Yolcu bir başka otobüse binerek tartıştığı şoförün aracını takip etti. Son durakta indi. Tartıştığı şoför Emircan Gülce'ye 6 el ateş etti. Sürücü bir taraftan yapma diye bağırdı. Diğer taraftan cep telefonuna sarılıp yardım istemeye çalıştı. Yapma! 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 Yapma!
İETT şoförü kapıyı kapatarak kendini korumaya çalıştı. Çevreden yetişenler saldırganı tutup İETT şoföründen kapıyı açmasını istedi. Saldırgan Doğan Can kapı açılır açılmaz kaçtı. Yaralı şoförün tedavisi sürerken polis kaçan saldırganı yakaladı. 12 ayrı suçtan kaydı olan saldırgan gözaltına alındı. Olay anında alkollü olduğunu ve tartışmanın neden çıktığını hatırlamadığını söyledi. Sevgili izleyenler, biraz mesaj, biraz da iyi haber. Dini temsil eden bir kişinin milyonluk arabalara binmesi, saltanat sürmesi utanç verici. Tunahan Bey göndermiş. Ticaret yok deyip şimdi durdurduk demeleri utanç verici mesajı gelmiş. Yaşar Hatice, Hatice Hanım sanırım. Aldığım maaştan utanıyorum. İstanbul'da yaşadığım için utanıyorum. Vatanım elden gittiği için utanıyorum diyor. Siz utanmayın efendim. Size ait olmayan utançları kendi omzunuza yük etmeyin. Çaba Derneği deprem bölgesi için bir kampanya gerçekleştirdi. 150 markayı bir araya getirdi. Bu çok keyifli etkinliğin geliriyle de deprem bölgesine fayda sağlamayı amaçlıyorlar. Her şey çocuklar için olunca yorgunluklar, heyecanlar, mutluluklar hep bir arada yaşıyoruz. Konserler verildi. Mert Demir bizim için sahneye çıktı, çocuklarımız için. Markalar buluştu. Gelen herkes iyilikle buraya geliyor. Bir katkısı olsun diye konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Burada olmak, çabalı olmak, zaten destek olmak her zaman çok güzel. Ünlü isimler destek için stand stand gezdi. Hakikaten adı üstünde inanılmaz bir çaba var. Bir sürü insanla tanışıyorum ve herkesin hikayesi, burada olma sebebi çok etkileyici. Gönüllülerden oluşan Çaba Derneği İstanbul Beşiktaş'ta depremzede çocuklara eğitim desteği vermek amacıyla 150 markayı bir araya getirdi. Elde edilen gelirin tamamı Çaba Çam Kahramanmaraş eğitim birimine aktarılacak. Çaba'nın 20. senesi. O nedenle bu sene her zamankinden fazla özen gösterdik. Antalya'dan geliyoruz. Kermes'e katılmak için geldik. Çaba Derneği bir yıldır deprem bölgesinde yaraları sarmak için destek vermeye gayret gösteriyor. Kahramanmaraş'ta açılan okul öncesi birimiyle 5 yaşındaki 50 çocuğun gelişimine katkı sağlıyorlar. İstanbul'da düzenlenen buluşmanın geliri de yine deprem bölgesine aktarılacak. Ülkemiz çok büyük bir felaket yaşadı. Yani bu ateş sadece o bölgeye değil, hepimizin yüreğine düştü. Oraları unutmamalı hiç kimse. Gerçekten ihtiyaçlar var. Biz Türkler olarak birbirimize çok bağlıyız. Bu bağlılığın da uzun süre devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla güzel haber verebilmeyi, içimizi açan, geleceğe dair umutlandıran, utanmayı bir kenara bırakıp umudu merkeze koyan haberler verebilmeyi diliyoruz. Ama biraz yorulduk. Hep beraber bir molaya çıkalım. Çay kahve tazeleyelim, burada buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden çayımızla kahvemizle devam ediyoruz efendim. Çalar Saat hafta sonuna. Hemen rica edelim o kritik görüşmenin fotoğrafı gelsin. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in görüşme ihtimali damgasını vurmuştu. Geçtiğimiz hafta o görüşme sonunda gerçekleşti. Yok boş koltuktu, yok mesir macunuydu, yok bal getirmişti, onu neden vermişti, bunu niye hediye etti? Bunlar çok konuşuldu. MHP cephesinde nasıl yankılandı, AK Parti içinde nasıl yankılandı, bunların hepsi kulis bilgileriyle ekrana taşındı. Hemen sonrasında başka bir görüşme gerçekleşti. O görüşmede işte bu görüşme. Ahlatlı Bel, biliyorsunuz Ahlatlı Bel görüşmeleri altılı masayla son dönemde hatırladığımız bir adres. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla buluştu o adreste ve Erdoğan'la yaptığı yüz yüze görüşmeden sonra yaptığı ilk yüz yüze görüşme oldu. Kemal Kılıçdaroğlu o görüşmeden önce demişti ki sarayla mücadele edilir, müzakere edilmez demişti. Özgür Özel de yanıtlamıştı, mücadele de ederiz, müzakere de ederiz diye. Bakalım o görüşme nasıl yansıdı kameralara. Tamam, tamam.
Özgür Özel bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Haftalardır Erdoğan'la yapacağı görüşmeyle gündeme gelen CHP'nin yeni genel başkanı Selefi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilk kez bir araya geldi. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel'de akşam yemeğinde buluştu. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra haftanın bir diğer kritik görüşmesini eski genel başkan Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdi. İkili 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İlk kez yüz yüze görüştü. Erdoğan Özel görüşmesiyle ilgili sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir diyerek tepkisini gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşme talebinin Özgür Özel'den geldiği öğrenildi. Özel, mücadele de ederiz, müzakere de diyerek yanıtladığı tepkiden sonra Özel Kılıçdaroğlu görüşmesi de Erdoğan görüşmesi kadar önem kazandı. Ankara'da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde bir araya geldi Özel ve Kılıçdaroğlu. 19 sularında başlayan görüşme 2,5 saat sürdü. Özel Erdoğan'la yaptığı görüşmeden sonra ilk kez yüz yüze görüşmesini Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirmiş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Fransalı mevkidaşıyla bir araya geldi. İmamoğlu Fransa'da önce Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'i, ardından da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu ziyaret etti. Türkiye'de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Bizim demokrat duygularımız son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor." dedi. Yani görüşmeler görüşmeler sevgili izleyenler. Peki yansıyanlar neler? Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine bir bakalım. Gerek Erdoğan Özel görüşmesi gerekse Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi manşeti şekillendirmiş. Yumuşama manevrası denmiş manşetten Cumhuriyet'te. Yeni anayasa yapmak isteyen iktidardan bir adım daha. 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti konumuna düşen AKP'de muhalefetle sıcak temastan sonra normalleşme adımı geldi. CHP'yi ziyaret edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan görüşmesine ilişkin soruları yanıtlayan CHP lideri Özel, gündemdeki konuları görüştüklerini belirtti. Özel kendisini dinledi, heyetteki arkadaşları not aldı dedi. Anayasa konusundaysa içerik konuşulmadığı öğrenildi deniyor. Bir de tabii ki Ahlatlıbel buluşması bugün Cumhuriyet'in manşetinde yerini almış. Dedik ki az evvel de söyledik, Hürriyet, Milliyet, pek çok gazete, Sabah bu görüşmeyi manşetten veren gazeteler oldu. Sabah dedi ki siyasette bahar havası. Özgür Özel'le görüşmenin siyasette yumuşama dönemini başlattığını belirten Başkan Erdoğan, soykırımcı İsrail'e de tüm kapıların kapandığını açıkladı diyor. Özgür Bey'in ziyaretiyle iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme oldu. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta bu ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum dedi Cumhurbaşkanı. Demokrasi tarihi açısından önemli bulduğunu dile getirdi CHP lideri Özel. Manşette CHP lideri Özel'in de sözlerine Sabah gazetesi bugün yer vermiş. Neler konuşuldu? Tabii pek çok şey konuşuldu. Konuşulanlar arasında Gezi tutukluları da vardı. Vera'nın fotoğrafını gösterdi Özgür Özel. Babası hapse girdiğinde ve şimdiki fotoğraflarını kıyaslayarak durumu ortaya koymaya gayret etti. Anayasa meselesi içerik olarak çok tartışılmasa da gündeme geldi. Aslında Özgür Özel bunları söyleyeceğim dediği her şeyi söylediğini, her şeyi aktardığını, buna fırsat bulduğunu söyleyerek çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara ara kendisine Özgür diye hitap ettiği kulis bilgilerine yansıdı. Bugün Pencere gazetesinde var efendim. Pencere kuşu yazmış, öyle söylemiş. Ara ara Özgür diye de hitap etmiş. Not almayanları uyarmış, not alın demiş. Kendisi de notlar almış. Yani önemli bir gelişme olarak görülüyor ama tabii farklı açıdan bakanlar da var. Siz hangi açıdan bakacağınıza kendiniz karar verin sevgili izleyenler. Buyursunlar, o görüşmenin detaylarını izleyelim. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim.
Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için hep felaket olmuştur. Yerel seçim sonuçları sonrası değişen iklim. İktidarla ana muhalefet arasında yeni döneme ilişkin ilk mesajlar. Görüşmeyi Erdoğan siyasette yumuşama dönemi olarak tanımladı. Özel'den de demokrasi vurgusu geldi. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. 8 yıl aradan sonra AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul ederek yüz yüze görüştü. 1 saat 45 dakikalık görüşmede konuşulan başlıklar perde arkası merak konusuydu. Görüşmede Erdoğan Özel'e sizin başkanlığınızda imelenen bir süreç var dediği, Özel'i yerel seçimindeki başarısından dolayı tebrik ettiğini kurmaylar paylaştı. 2 hafta önce Erdoğan seçim sonuçları üzerine Özel'i şımaranlar var diye eleştirmişti. Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, hatta farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de ana muhalefetle iktidarın ve bütün siyasi partilerin birbirleriyle konuşabilen, el sıkışabilen, tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Özel, ekonomik sıkıntılar, emeklilerin durumu, atanmayan öğretmenler, 1 Mayıs yasağı, hasta olduğu halde cezaevinde tutulan komutanlar, dış politika gibi pek çok başlığı masaya taşıdı. İstanbul endişesini dile getirirken Deprem Bakanlığı kurulmasını istedi. Deprem Bakanlığı'nı önemsiyorum. Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından bir tanesi hazırlıksız yakalanılacak olan İstanbul depremidir. Deprem meselesini siyaset üstü bir şekilde ele almanın partimizden talep olduğu takdirde Deprem Bakanlığı'na bir bakan yardımcısı vermeyi de sorumluluk olarak görüyorum. Deprem Bakanlığı'na destek için muhalefetten de bakan yardımcısı önerdi Özel. Yeni anayasa gündemin sıcak başlığıydı ama yargıda yaşanan sorunlar, verilen kararlar önceliğindeydi. Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın babası cezaevine girmeden önceki ve şimdiki fotoğraflarını gösterdi Erdoğan'a. Dünkü konuşmalar, tartışmalar bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz, siz de takip edeceksiniz. Özel'e CHP milletvekili eski büyükelçi Namık Tan eşlik etmişti. Bir büyükelçiyle ziyarete gidilmesini Ahmet Necdet Sezer'in önerdiğini söyledi. Kritik buluşmada Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da mecliste gösterdiği direniş için teşekkür etti CHP liderine. Özel'in de yaşananların tiyatro olduğunu hiç düşünmedim dediği perde arkası konuşmalara yansıdı. Tabii Özgür Özel'in bu siyasette yumuşamaya öncülük etme iddiası, buna öncü olma adına attığı adımlar eleştirilerin de hedefinde. Biliyorsunuz eleştirilerden bir tanesi dün akşam sıcağı sıcağına görüştüğü eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Öyle düşünülüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşadığı bu seçim yenilgisinden sonra kazananın yanında bir duruş sergileyerek aslında bunu bir araca çevirme niyetinde olabilir deniyor. Bir Gün Gazetesi'ni açalım. Bir Gün Gazetesi yumuşamayı kimse yutmaz manşetiyle aktarmış haberi. Ülkeye nefes aldırmayan Erdoğan seçim yenilgisinin etkisiyle birdenbire normalleşmeyi keşfetti. Saray manevra peşinde. Yeni anayasa çalışmaları, gerici eğitim müfredatı, artan baskı ve şiddet. Erdoğan bir taraftan kendi karanlık ajandasını topluma dayatırken diğer yandan da yeni bir illüzyon peşinde. Siyasette yumuşama dönemine girdik diyen AKP'li Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özel'le görüşmesinin bunun ilk adımı olduğunu öne sürdü. Erdoğan uygun zamanda CHP'ye gidecek. Seçim yenilgisi sonrası oluşan tepkileri sönümlendirmeyi, gündemi karartmayı hedefleyen Erdoğan hem kendine hem ülkeye nafile günler yaşatıyor. Nurcan Bilge Gökdemir'in haberi bugün ilk sayfada bu şekilde yorumlandı. Bu şekilde aktarıldı sevgili izleyenler. Bu arada kamuda tasarrufla ilgili de bir taze bilgi verelim. Servisler iptal edilecek, memurlara toplu taşıma kartı verilecek haberi bugün Sözcü'de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama gideri geçen yıla göre 3 kat arttığı için tasarruf için ekonomik olmayan hatlarda servislerin kaldırılması ve memurlara toplu ulaşım kartı vererek yol masrafının karşılanması planlanıyormuş. Yani tabandan başlandı efendim galiba tasarrufa. Şimdi Gün Boyu Gazetesi'nin manşetiyle kent lokantası ziyaretimizi gerçekleştirelim. Kent lokantası kuyruğu İstanbul Çapa'da. Bizim ilçemize ne zaman gelecek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çapa'dakinin önünde bir kuyruk.
Bir menü 40 lira olunca haliyle içeri girmek isteyen çok oluyor. Dolayısıyla çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu ama arada işsiz gençlerin de yer aldığı bir kuyruk meydana geliyor. Kuyruktakilere sorulan şu: Türkiye'nin ekonomisi düzelir mi? Verilen cevaplar ders niteliğinde. Emekli sürünüyor. Emekliyi gören yok. Başka yerde bir yemek yesen 500 liradır. Bak şu burada 40 liraya İmamoğlu ekmek veriyor yani. Nasıl kazanmaz? Çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bu kuyruk 40 liralık menü için kent lokantası önünde sırada bekleyenler ekonominin durumunu değerlendirdi. Bu politikayla da bir, ikincisi de bu ekonominin de enflasyon düşmez. Manda yordu yiyor, medene vurması yiyor, öbürü istakoz yiyor. Halkın dışına yok ki. Hani halkın içine inmeleri lazım. Halkın içine inmedikten sonra enflasyonu düşüremezler. Diyanet işler başka, kendine özel bir araba alıyor. Ya böyle bir ekonomi olur mu ya? Sağlıkçıyım, tıbbi sekreterim de. Yani iş arıyorum bir taraftan. İş bulmak da tabii zor biraz. Ekonomi de berbat. Yalnızca emeklilerin değil, iş bulamayan gençlerin de bulunduğu kuyrukta ekonomiden yana umutlu konuşan çıkmadı. Vatandaş gıdaya erişimin kolaylaşmasının yolu üretim dedi. Ekonomi battı, memleket bitti. Yani üretim yok. Üretim olmayan bir yerde geçinme olur mu? Hep hazır. Dünyada besin ürünleri şu anda ucuzluyor. Yunanistan'da biftek ne kadar biliyor musunuz? Bizim parayla 162 lira. Üretim. Yani şu satılan tarlalar veyahut da köylüye yapılan hakaretler, yani uygulanan politikalar şöyle köylünün lehine çevrilse, hayvancılık biraz desteklense aşağı yukarı işsizliğin %500'de daha az azalacağını. Adamlar ne diyorlar? Biz diyorlar biat istiyoruz. Biz de hizmet istiyoruz. Artık bu halk 85 milyon insan artık hizmet istiyor. İyi şeyler söylemek isterdim ama. Diyor vatandaş, ama aması var. Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Bu anlamda biliyorsunuz Saadet Partisi'nin videoları seçim zamanlarında özellikle viral hale geliyor. Bu arada Saadet Partisi lideri de dün itibariyle siyaseti bırakacağını duyurdu Sayın Karamollaoğlu. Bu bilgiyi de hemen ataçlayalım peşine. Saadet Partisi'nin videosuysa o eski halinden eser yok şimdi dediği 200 liralık banknotla alakalı. Bir kilo peynir etmiyor, tereyağı alınmıyor. En küçük bir harcamada eriyip gidiyor. 200'lü lira, 200'lü ekonomi. Emekli, öğrenci, işçi harcıyoruz, harca bitmiyoruz. 200'lü lira, 200'lü ekonomi. Emekli, öğrenci, işçi harcamıyoruz. Harcanıyoruz, harca bitmiyoruz. Bitmiyoruz. O eski halinden eser yok şimdi, o 200 liranın. Evet, şimdi devam edelim. Enflasyon oranları açıklandı biliyorsunuz sevgili izleyenler. ENAG'ın açıkladığıyla, İTO'nun açıkladığıyla yine aradaki makas yüksek oldu. Enflasyona, açıklanan enflasyona tepki yüksek geldi. Gerçekleri açıkla, ekmeğinle oynama. TÜİK'e göre Nisan ayı enflasyonu 3.18. Yıllık enflasyon 70'e dayanmış. Gerçekle ilgisinin olmadığını herkes görüyor. Vatandaşın maruz kaldığı enflasyonun bunun çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz. Gerçek enflasyon açıklanması gerekir. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu %3,18, yıllık enflasyonu ise %69,80 olarak açıkladı. Hem muhalefet hem sendikalar ENAG ve İTO verilerinin gerisinde kalan rakamlar için gerçeğin uzağında diyerek tepki gösterdi. DİSK TÜİK önünde eylemdeydi. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK enflasyonu
enflasyon rakamlarını gizleyerek her gün işçinin, emekçinin sofrasından bir dilim ekmeği daha çalıyor. Memur ve emeklilerin maaşları enflasyona göre belirleniyor. Asgari ücrette enflasyon verileri belirleyici. TÜİK'e göre yılın ilk 4 ayında enflasyon %18,72 oldu. Alım gücü her ay gerilerken TÜİK yine hedefteydi. Çalışanların maruz kaldığı gerçek enflasyon bunun üzerindeyse o zaman ne olacak? Siz resmi enflasyon kadar artış yaparak aslında emeklilerin ve çalışanların cebine giren paranın satın alma gücünün daha fazla düşmesine yol açacak bir sonuç ortaya çıkarıyorsunuz. Kamu görevlileri hakem kurulu kararı gereğince yapılan %15 puanlık artışın tamamı enflasyon karşısında eridi ve memur senin tepkileri, tenkitleri ve teklifleri somut olarak bir kez daha gerçekliğini korudu. İktidara yakın Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da tepki gösterirken TÜİK'in açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Mayıs ayında enflasyon düşüşe geçecek dedi. Yıllık enflasyon Mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Emeklilerin önemli bir kısmı 10 bin lira olarak tanımlanan en düşük emekli aylığını alıyor. Diyelim ki sizin kök aylığınız şu anda 8 bin lira. Eğer enflasyon %20 olursa 1600 lira artırılarak 9600 olacak. Sizin cebinize hali 10 bin lira giriyor olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe enflasyon rakamlarıyla en düşük 10 bin lira alan milyonlarca emeklinin Temmuz ayında maaşında değişme olmayacak dedi. TÜİK'in enflasyonu belirlerken madde sepetini açıklamaması da tartışılan başlık. Beyaz peynirin fiyatını kaç lira alarak enflasyon sepetine dahil ettin ya da domatesi kaç lira aldığını, kırmızı ettiği çocuk ayakkabısını vesaire bunları bilmiyoruz. TÜİK Başkanlığı açıkça suç işlemektedir. TÜİK elinizi soframızdan çek diyoruz. Tekrar söyledi DİSK, Arzu Çerkezoğlu tekrar hatırlattı. Yaptığınız bu tespitler sonrasında bizim maaşımıza zam olmamasına sebep oluyor. Elimizi sofranızdan çekin dedi. Fenerbahçe'nin yöneticisi Ali Koç da bir hatırlatma yaptı sevgili izleyenler. Hatta gazetelerin ilk sayfasına da yansıdı. Fenerbahçe Başkanı Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu seçimli genel kurul süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili eleştirilerini sıraladı. Şimdi Sayın Başkan, ben size bir şeyler söyleyeyim. Beni de iyi dinleyin. Söz konusu milli değerler ise bizleri en son sorgulayacak, bizlere en son laf edecek kişilerden birisisiniz. Niye sizsiniz? Çünkü sizin iki telefonunuzda da Baylok çıktı. Baylok, iki telefonda da Baylok çıkan biri bize milli değerler konusunda, hele Fenerbahçe Spor Kulübü gibi ve diğer kulüpleri de söyleyeceğim, hiç asla bir laf edemez. Konuşamaz, yön veremez, ithamda bulunamaz. Sizin telefonunuza Baylok yükleyenler var ya, benim telefonlarımı 2 yıl boyunca kanuna aykırı bir şekilde dinlemişler ve benim 2 tane davam var. Sadece telefonlarımızdan yola çıkarsak, milli değerler konusunda kimin doğru noktada, kimin yanlış noktada olduğunu herkes net bir şekilde anlamıştır. Sadece telefondan diyorum. Başka şeylerden çıkarsak daha da netleşir. Onun için sakın ha. Sakın ha bir daha böyle bir şey yapmaya tenezzül etmeyin. Sizin için çok tatsız olur. Futbol üzerinden bu kadar kaos yaratmaya çalışmış bir örgütün yanından yakınından geçmiş kimselerin futbolda olmaması lazım ya. Bu nasıl bir 180 derece değiştik mi, dönüştük mü biz ülke olarak? Artık bu konu mevzu önemli değil mi artık? Biz Fenerbahçe Spor Kulübü 3 Temmuz'u yaşadık. Hassasız bu konuya. Belki gereğinden fazla hassasız ama hassasız. Niye? İnsan mı kalmadı bu ülkede ya? Bu FETÖ unsuru hala Türk futbolunun içindedir. Futbolun siyasi yüzü böyle, iddialar böyle. Bakalım bir yanıt gelecek mi? Gelecekse nasıl gelecek? Bakacağız sevgili izleyenler. Dün akşam orta sayfa akşamıydı. Doğan Şentürk, Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Murat Yetkin, Deniz Zeyrek bir aradaydılar yine bu ekranda. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı için pek çok konu başlığı konuşuldu. 1 Mayıs konuşuldu.
Erdoğan Özgür Özel buluşması konuşuldu, Kılıçdaroğlu görüşmesi konuşuldu, enflasyon, emekli konuşuldu. Bir de ne konuşuldu biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu çok konuşulan kamuda tasarruf meselesinden acaba muaf mı diye soruldu. Diyanet İşleri Başkanı da ne diyor? Diyor ki TOGG'la milli markamız, otomobil markamız, TOGG'la şehir dışına çıkılmaz diyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Güvensizlikle değerlendiriyorum. Yani bu kaçıncı? Ya ilk otomobil vakası da değil Ali Erbaş'ın. Yani TOGG şeyinde ellerini açtı, dua okuttu değil mi millete? TOGG'un işte ilk üretimden çıkışına filan. Kullansın TOGG o zaman yani. Niye kullanmıyor? İlla Alman, lüks Alman arabasını mı kullanması gerekiyor? Ne kadar ödüyoruz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam araçlarını? Ya bu bindiği arabanın fiyatı 15 milyon. Son arabanın. Evet, 15 milyon 500 bin lira. Satın alınırsa 15 milyon. Satın alınırsa, kiralanırsa da 450-500 bin aylık. 450-500 bin aylık. Evet. Aylık. Yani yılda 6 milyon, 3 yılda 18 milyon, 3 yılda parasını çıkarırsın. Yani zaten şu anda yani ihale yöntemiyle en çok servet transferi yapılan alan makam aracı ve şeyler, kiralık binalar. Yani bir kere hani bizim konuşmamız bize düşmez. Rıfat Sarcıklıoğlu çıksın konuşsun. Özilhan çıksın konuşsun. Yani baba yiğitler, Tayyip Erdoğan çağrı yaptı ya, baba yiğit yok mu yerli ve milli otomobil yapsın diye. Onlar da çıktılar. Gemlik'te koca bir fabrika kurdular. Top, değil mi? Evet. Tabii çok büyük yatırım yaptılar yani ve otomobil ürettiler. Ülkenin Diyanet İşleri, Murat Bey kızıyor ama en çok güvenilmesi gereken insanı. Bu adam çıkıyor diyor ki ya biz TOGG'u diyor şehirler arasında kullanamıyoruz diyor. Yani sadece Ankara'da makam hizmetlerinde kullanıyoruz. Şimdi siz TOGG alabilir misiniz bu saatten sonra? Böyle şekillendi Diyanet'teki araba mevzusu dün akşam orta sayfada sevgili izleyenler. Her cuma akşamı saat 23.30'da biliyorsunuz orta sayfa Now ekranlarında kendine yer buluyor. Sizin de evlerinizde kendine çokça yer buluyor. Bu hafta çokça tartıştığımız konuya artık gelelim mi? Ozan Gündoğdu'yla da bunu konuşacağız. Müfredat tartışması. Eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili ve yoğun milletvekillerinin de katılımıyla CHP yeni müfredat programına tepki için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyor. Programda sadeleştirilen şeyler de bellidir. Cumhuriyet değerleri, Atatürk, bilim, sanat ve felsefe. Bu program taslağını kimlere yazdırdınız Sayın Bakan? Taslak programları yazanlar arasında tarikat ve cemaatler var mıdır? Türkiye 100 yılı marif modeli adıyla paylaşılan müfredat taslağına tepki için meclisten Milli Eğitim Bakanlığı'na adeta çıkarma yaptı CHP. Müfredat taslağının adına da müfredatı anlatan ortak metinde bir kez bile Atatürk adının geçmiyor olmasına da tepki sürüyor. Eğitim kelimesi yerine marif kelimesinin tercih edilmesi Bakan Yusuf Tekin ve kadrosunun intisaplı oldukları cemaatlere selam çakmaktan başka hiçbir anlam ifade etmemektedir. Halihazırdaki programın içerisinde geçen cihat ifadeleri korunmuş. Sayısal olarak yeni programın içerisinde ilave bir cihat kavramı yok. Bakan Yusuf Tekin'in duyurduğu yeni müfredat Türkiye'nin gündeminde. Muhalefet de sendikalarda geri adım atılmasını istiyor. 30'un üzerinde CHP milletvekili meclisten bakanlığa yürüdü yeni günde. Bakan Tekin o sıralarda Diyarbakır programındaydı. Geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır'daki programımızı da başka bir gün ertelerdik. Ama şimdi medyadan öğrendim. Kendilerine de ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. Bakan Yusuf Tekin, CHP milletvekillerinin bakanlığa geleceğinden haberim yoktu dedi ama bakanlığın yaptığı hazırlık dikkat çekti. CHP heyetinin açıklama yaptığı yere ikram masası bile kurulmuştu. Kendisine Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu çağdaş bilimsel bir modelle Türkiye kamuoyunun önüne çıkmasını arzu ettiğimizi iletirseniz çok seviniriz. Sayın Başkanım. Simit için teşekkürler. Bakan Yusuf Tekin, müfredat için bakanlığımız 10 yılın üzerinde çalışıyor demiş ama görüş bildirmek için eğitimcilere, öğrencilere, velilere sadece bir haftalık süre tanınmıştı. Tepkilere neden olan o sürenin dolduğu günde bazı okul müdürlerinin öğretmenlere müfredatı ve bakanı öven bazı görsellerle paylaşım yapmaları için mesaj gönderildiğini iddia edildi. Okul müdürlerine yazı çıkarılarak kendisine ve müfredata destek istemektedir. 10 yılda hazırlandığı söylenen bir eğitim programına değerlendirme için 10 gün bile süre verilmiştir. Görüş bildirmek için neden E-Devlet üzerinden giriş yapılması istenmektedir?
Amaç görüş almak mı yoksa insanları fişlemek midir? Evrim kelimesi yerine tekamül, belagat, kamil insan vurguları ve ortak metinde bir kez bile Atatürk adının geçmiyor olması CHP milletvekillerinin tepkisi karşısında bakanlık önünde kurulan ikram masası Bakan Yusuf Tekin'in Diyarbakır'dan verdiği cevap. Kendilerine de ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. Yani dalga geçer gibi verilen cevaplar aslına bakarsan. Ozan Gündoğdu geldi biliyorsunuz, kendisi her cumartesi geliyor. Bu hafta bu konuyu konuşacağız. Çünkü Ozan hazırladığı podcast serisinde iki bölümlük bir seride bu meseleyi ele aldı. Her zaman çok doyurucu içerikler çıkarıyorsun aslında orada Ozan. Bu seferki biraz uzun oldu. Bu seferki çok kapsamlı olmuş. Ve hani şey gibi değil yani, integrali çıkardılar. İşte Atatürk'ün hiç adını geçirmediler. Böyle hani içerik analizi, işte sayı sayma şeklinde değil de, o da çok kıymetli. Ama hani böyle geçmişiyle, geleceğiyle, tam olarak ideolojik olarak nereye oturduğunu ele almışsın. Ellerine, emeğine sağlık öncelikle. Teşekkürler. Ben sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü ekran başında böyle bir soru işareti olabilir. Sizler de biliyorsunuz, zaten tartışılıyor. Ahlak meselesinin ne kadar çok ele alındığı bu yeni müfredatta. İşte kamil insan olmanın. Şimdi biz ahlaksız mıyız canım? Ya da işte ne bileyim, zaten sosyal medya gençliği aldı başını gitti. Ahlak iyidir. Niye bunda bir sakınca olsun ki diye sorular geliyor olabilir ekran başında. Hı hı. Şimdi bu ahlak meselesini bir konuşalım istiyorum. Nasıl bir çerçeveye oturuyor? Nasıl tanımlanıyor? Neden bu kadar çok geçiyor? Bir de böyle hani sorular varsa ne zararı olabilir gibi, ona biraz değin istiyorum. Şimdi başlığımızın adı, yeni müfredat olarak önümüze sunulan başlığın adı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Demin Suat Öztağdaş da neden eğitim modeli değil marif modeli diye bir atıf yaptı. Bu böyle küçük bir didişme değil. Siyasal İslamcı tarih anlatısında eğitim denmez. Siyasal İslamcı tarih anlatısının eğitime bakış açısı mariftir. Neden, ne fark vardır? İkisi arasında ne fark vardır? Eğitimin Arapçası terbiyedir derler. Terbiye dediğin şey fenle ilişkindir, bilme ilişkindir. Fakat marif dediğiniz kişi arif insan yetiştirir. Marif demek ahlaklı insan yetiştirmek anlamına gelir. Dolayısıyla marifle eğitim arasında böyle bir fark var. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı eğitim modeli değil de Türkiye Yüzyılı marif modeli demek, aslında biz temel amacımız ahlaklı insan yetiştirmek, maneviyatına, mukadderatına sahip çıkan arif dindar insan yetiştirmek, dindar insan yetiştirmek bakışıdır. O noktada buradan 10 yıl geriye gittiğimiz zaman 2012'de o zaman başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın modern dindar bir nesil istiyorum, kindar dindar bir nesil istiyorum konuşmasına yapılan atıflarla dolu 2013'ten bu yana müfredattaki değişiklik. Zaten 4+4+4'ten bu yana, 2013'ten bu yana bir değişiklik söz konusu. Şimdi bu haliyle bakış açısında bir ideolojik tavır var. Şeye baktım, arşivi karıştırdım. Acaba dedim, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk kez yeni bir müfredat ne zaman açıklamış? Yani yeni bir müfredatın geleceğini ne zaman açıklamış? Beyefendi 4 Haziran 2023'te Milli Eğitim Bakanı oluyor. Daha sonra bizim beyefendiyi popüler hale getirmemiz, popüler hale gelmesi ya da kendisinin bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmada oluyor. Ne diyordu orada? Muhalefetten tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere ilişkin böyle bir taarruz gelince o da demişti ki, sizin cemaat ve tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla protokol devam edeceğiz. Bunun ardından bir konuşma, bir gündem oluyor kendisi. Bu gündeme cevap vermek ve yeni müfredat tartışmak için Kanal 7'de Başkent Kulisi adlı programa çıkıyor. Bir saatlik program. Ben programı baştan sona dinledim. Program boyunca yeni müfredatı anlatmak istiyor fakat bir şekilde sıra gelmiyor. O gündemler içinde sıra gelmiyor ve programın sonunda moderatör beyefendi diyor ki Yusuf Tekin'e, efendim bir dakika süremiz kaldı. Bu bir dakikada bize özetleyebilir misiniz müfredatı? Bu çok önemli. Neden? Çünkü mesela ben hazırlasam müfredatı ve deseler ki bana bir dakikada anlat deseler, en çarpıcı başlıkları sunarım. Yani ne anladığımı sunarım. Yusuf Tekin ne diyor biliyor musun? Bir dakika özetler misiniz dediğin zaman, milletimizin fıtratına uygun, milletimizin maneviyatına uygun yerli ve milli bir müfredat hazırladık diyor. Kime göre, neye şimdi göre? Demek ki burada bakış açımız bizim şu. Eğitim dediğiniz hadiseye ne Erdoğancılar ne anti Erdoğancılar kefil olabiliyorlar. Türkiye'nin eğitimde geldiği aşamadan Erdoğan dahi mutsuz. Bunu 2015'ten 2022'ye kadar çeşitli konuşmalarda zaten dile getiriyor. Buna karşılık Erdoğan karşıtı çevrelerde de bir rahatsızlık var. Fakat iki rahatsızlığın nedeni ayrı. Erdoğan karşıtı ya da muhalefet cephesindeki müfredata veya eğitim sistemine karşı olan tavır
birçok uluslararası göstergeye dayanıyor. Mesela PISA verilerinde okuduğunu anlamada OECD sonuncusu Türk çocukları. Şimdi bu bizi rahatsız ediyor. Kendi dilinde okuduğunu anlamıyor. Ya da organize şekilde problem çözemiyor. Burada dünya sonuncusuyuz. Bu yani dünya sonuncusu olmak insan utanıyor söylerken. Hani ilk 10'a giremedik, ilk 20'ye giremedik, ilk 30'a giremedik demiyorum. Dünya sonuncusu olmuşuz. Utanç verici başlığını attık. Senden de biraz esinlendik. Hı-hı. Haberin olsun. Hakkını da teslim edelim teşekkür. Yani. Üniversite sistemine bakıyorsunuz. Time Higher Education verileri var. Bu dünyada geçer akçe olan veri budur yani. Bu verilerde de ilk 1000'de 11 üniversitemiz var. Bu ve toplamda 209 üniversite var Türkiye'de. Bu verilere girebilmeye hak kazanmış, denetime hak kazanmış 75 üniversite. O 75 üniversitenin de sadece 11'i ilk 1000'e girmiş. Yani karşılaştırmak için söylüyorum. Örneğin nüfusumuzun bizim onda birimiz olduğu İsrail'de toplam 10 üniversite var. Toplam 10 üniversite var. 10'u da ilk 1000'de. Almanya bizim ilk 100'de hiç üniversitemiz yok. Almanya'nın ilk 100'de 3 tane, ilk 300'de 20 küsür tane, ilk 1000'de 40 küsür tane üniversitesi var. Şimdi dolayısıyla bizim bu verilere baktığımız zaman eğitimde iyi bir yerde olmadığımız belli. Fakat Erdoğancı iktidar cephesinin eleştirisi bu yönde değil. Yani biz niye okuduğumuzu anlamıyoruz? Biz niye matematikte bu kadar geriyiz? Biz niye batılı ülkelerden bu kadar daha kötü eğitim veriyoruz bu haliyle? Endişesi yok. Burada Yusuf Tekin'in o bir dakikada özetlediğinden yola çıkarak söylüyorum. Demek ki bizim eğitimimiz milletimizin fıtratına aykırıymış. Milletimizin fıtratına uygun bir eğitim modeli getir. Yani temel endişe maneviyatımıza saygılı, mukadderatımıza saygılı, ahlaklı bir nesil yetiştirmek derdiyle hazırlanınca dolayısıyla bu eleştirilerin hepsi bir kere çöp. Yani o PISA verileriymiş, Times Higher Education verileriymiş bunları diyor boş verin. Bunlar şey değil, dert değil. Bu noktada o zaman ahlaklı nesil yetiştirmek, maneviyatına saygılı yetiştirmek diyorsan o zaman burada bir ideolojik akıl var. Bu ideolojik aklın tarihsel arka planına bakmak lazım. Yani bu böyle 10 yıllık bir şey değil, 5 yıllık bir şey değil. Sonuç itibariyle takip edilen bir politik çizgi var. 1940'lardan 50'lerden bu yana takip edilen politik çizgi var. Arka planında bu işin arka planında yatan bir akıl var mıdır diye araştırdım. Var. Tam da bu işi 2024 yılında çıkan müfredatı fikir babalığını yapmış bir kişi var. Ne bu Yusuf Tekin ne bir başkası. 1975'te vefat etmiş Türk İslamcı anlatının en böyle şey yaptığı ideologlardan, el üstüne tuttuğu ideologlardan Nurettin Topçu. Nurettin Topçu 1950 antikomünist, böyle çok fanatik bir ideologtur yani bu anlamda. O kadar ki yani öyle bir antikomünisttir ki Hristiyan birliğiyle şey yapmamız lazım, işbirliği yapmamız lazım bu komünizme karşı diyecek kadar. O dönem zaten 1950'li yıllar bilen bilir soğana pahalı dediğiniz zaman komünist damgası yediğiniz yıllar. Böyle bir atmosferde oluşmuş bir fikir Nurettin Topçu'nun fikirleri. 1959 yılında Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisinde bazı makaleler kaleme almış. 1960'ta da o makaleler kitap haline getirilmiş. Kitabın adı Türkiye'nin Marif Davası. Bu hikaye, bak bu 2024 yılındaki yeni müfredatın ilham kaynağı Nurettin Topçu'nun 1960 yılında, ta 64 yıl önce çıkardığı Türkiye'nin Marif Davası kitabıdır. Türkiye'nin Marif Davası kitabında Nurettin Topçu der ki, bizim eğitimimiz akla ve bilme dayanır. Akla ve bilme dayandığı zaman biz iyi bir eğitim verdiğimizi zannederiz. Halbuki bize eğitim değil, marif gerekir. Bak, ikisi arasında fark var. Neden? Çünkü bizim eğitimimiz maneviyat kazandırmaz. Bu haliyle biz bu eğitimle ancak fen okulları açarız. Fen okulları açtıkça da milli okullar yok olur. Bak şeyin bakış açısı, Nurettin Topçu'nun bakış açısında fen okulları bir yerdedir, milli okullar bir yerdedir. Fen okulları milli değildir. Neden? Çünkü fen okullarında anlatılan şeyler evrensel şeylerdir. Örneğin buradan yola çıkarak Nurettin Topçu kitabında, Türkiye'nin Marif Davası kitabında belli başlıklar da almış. Mesela demiş ki vatandaşlık dersini ele alalım demiş. Vatandaşlık dersinde demiş vergi mükellefiyetine ilişkin şeyler anlatılır, seçmen sorumlulukları anlatılır. Halbuki demiş bunlar radyolarda da anlatılabilir. Bize vatandaşlık dersinde ahlakın anlatılması lazım. Ahlaklı bir nesil yetiştirmemiz lazım bizim diyor ve 64 yıl sonra bu müfredatta 100 yıllık vatandaşlık dersinin adı ne oluyor biliyor musun? Ahlak ve vatandaşlık dersi oluyor. Nurettin Topçu'yu tanır mısınız? Ben gazetecilik faaliyetinde tanıdım. Yani ben
20 yıl kamu okullarında okudum, askere gittim, memur olan arkadaşlarım var, çeşitli eğitimlerden, kamu eğitimlerinden geçmiş insanlar var. Tanır mısınız Nurettin Topçu'yu? Tanımayız. Memlekete mal olmuş mudur? Olmamıştır. Fakat yeni müfredatımızda kültür ve medeniyetimize yön verenler diye bir ders var. Bu dersin en ağır konusu, son konu, 72 saatlik bir ders, 30 küsür saatini buna ayırmışlar. Nurettin kültür Topçu ve medeniyetimize yön verenler dersinin ana odak konularından bir tanesi Nurettin Topçu. Ben Nurettin Topçu'yu, dediğim gibi, ben kamu okullarından mezun oldum, okup anlamadım, tanımadım. Dedim ki bu derse girdiyse o zaman büyük bir insan. Kimdir peki? Şöyle bir araştır, biraz daha derinleştirip araştırıyorsunuz. Edebiyatçı değil, fikir insanı. Peki fikirleri ne üzerine? Fikirleri de tam olarak bu dediğim, anlattığım milli eğitim üzerine. Zaten müfredatta da anlatılmış. Nurettin Topçu'nun milli eğitime ilişkin bakış açısı anlatılır denmiş. Şimdi bu bakış açısıyla, bir ahlak prototipi yaratılmış ve bu ahlak prototipi dayatılmış. Mesela yeni bir ders, Türk sosyal hayatında aile. Şimdi o kadar enteresan nasıl bir... Nasıl olması gerekiyor? Kime göre, neye göre? Neye göre, kime göre? İçeriğine baktım. Hem ortaokul hem liselerde okutulacak. İçeriğine bakıyorsunuz. Bir Türk sosyal aile prototipi çizilmiş. Şimdi o ailede kadının ne yapacağı belli, erkeğin ne yapacağı belli, çocuğun ne yapacağı belli. 3 aşağı 5 yukarı toplumsal cinsiyet kodlarını yerleştirmişler. Erkek çalışır, kadın evde çalışır. Kadın evde çalışır, temizlik işlerinden kadın sorumludur. Çocuk eğer erkekse anneye yardım etmez çünkü o zaten prenstir. Prensesse, yani kız çocuğuysa, zaten annenin işlerini ev hanımı olmak üzere yetiştirilir. Böyle bir bakış açısı var, yani arka plan bu. Bu prototipe uymayan bir çocuğun sınıfta ne reaksiyon vereceğini düşünelim. Mesela benim tanıdığım insanlar var. Kadın çalışıyor, erkek evde. Ne yapacak? Ya da anne baba ayrı. Ya da anne baba ayrı, bravo. Aynen. Anne baba, ama öyle değil. Türk aile, şimdi şey olacağız ya. LGBT olmayacağız ya. Hani bu şey ne? Felsefe ne? Arka planda yatan felsefe ne? İşte zaten şey yaptığımız, bocaladığımız kısım bu. Böyle bir eğitim verirsek insanlar eşcinsel olmaz zanneden bir cahillikle karşı karşıyayız. Şimdi bu söz konusu, bu masada duran bu durum bizim geleceğimizi çalıyor. Buna devam edelim. Yani bu söz konusu o şey kısmı, ahlak meselesi. O noktada Nurettin Topçu'nun bakış açısından devam ediyorum. Bir tarafta milli okullar var, bir tarafta fen okulları var. Fen okulları evrensel temel bilimler anlattığı için milli olamıyorlar. Peki ne yapmak lazım müfredatta? O halde fen ve matematik kısmını seyreltmek, sosyal bilimler kısmını arttırmak lazım. Nitekim zaten kendileri de diyorlar. Biz zaten diyor seyrelteceğiz. %35 seyrelttik. %35 seyrelttik. Bu noktada seyreltmeyi nereden yapıyor? Tam olarak temel bilimlerden yapıyor. Yani fenden ve matematikten yapıyor. Neden seyreltiyor? Çünkü sosyal bilim alanını genişletmek istiyor. Yani edebiyatı, felsefeyi, tarihi vesaireyi genişletmek istiyor. Onu genişletirken burayı kesiyor. İyi de bunun genişlemesine ne mahsur var? Bu genişlemiyor. Burada ideolojik bir arka plan sunuluyor. Dediğim gibi vatandaşlık dersinin adı ahlak ve vatandaşlık dersi oluyor. İlave din dersleri geliyor. Ya da Türk sosyal hayatında aile gibi aslında ideolojik arka planı olan dersler dayatılıyor. Veya örneğin kültür ve medeniyetimize yön verenler diye bir ders okutuluyor. O derse ilişkin, yani şu isimleri şöyle bir sıra alt alta yazdığınız zaman, ya bu memlekette bir tane Atatürkçü, bir tane sosyal demokrat, bir tane sol görüşlü kültür ve medeniyetimize yön veren isim yok muymuş? Ya bütün kültür ve medeniyetimize yön veren bütün isimler ya milli görüş kökenli, yani mevcut siyasal iktidarın temel argümanlarına sahip çıkan isimler. Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, ya bu şu suya bir damla mürekkep bulaştırmamışlar. Ya ayıptır. Belki de Orhan Kemal de vardır bizim edebiyat tarihimizde. Ya bak, Nobel'in kıyısından döndü. Yaşar Kemal vardır ya, değil mi? Tabii. Hadi hakkını teslim edin. Bak Orhan Pamuk var. Nobel aldı ya bu adam. Yani bu kişilerin hiç şeyi yok. Adı geçmiyor. Tamam mı? Ama şeyden çıkartılmış, tarihten çıkartılmış isimler İslamcılar için, siyasal İslamcılar için anlam ifade eden isimler sanki Türkiye'ye mal olmuş gibi insanlara tanıtılıyor. Adab-ı Muaşeret diye bir ders ya da işte buna benzer dersler. Artı sosyal bilim derslerinin de İçeriğinde ideolojik bir arka plan yaratılıyor. Tarih dersi çıkartılmış. Tarih dersini şöyle bir ele alsak saatlerce konuşmak gerekir. Yani mesela yeni tarih dersinde Osmanlı gerilemiyor. Dağılmıyor da.
Osmanlı aslında her şeyi düzgün yapmış ama şimdi böyle anlattığınız zaman bir çocuk nasıl düşünür? Şöyle düşünür. Ya baba der eve geldikten sonra. Ya Osmanlı her şeyi güzel yapmış. Sonra ne olur? Cumhuriyet niye kurulmuş ya? Ya bunu demez mi bir çocuk? Allah bir çocuk aklıyla bunu demez mi? Güleriz ağlanacak halimize. Bu sorunun cevabı, bu soruyu eşeledikten sonra çıkacak sonuç şudur. Cumhuriyeti kurucularına hain dersiniz. Buradan gittiğiniz zaman varacağınız yer odur. Çünkü her şey kusursuzsa eğer Osmanlı'da, neredeyse her şey kusursuzsa, bir takım uluslararası gelişmeler nedeniyle Osmanlı dağıldıysa. Öyle olmuş tabii. Çünkü Osmanlı'nın dağılma süreci 1789'da başlayan gelişmeler olarak anlatılıyor. Yani böyle ifade edilmiş. Şimdi bu karman çorman, insanın aklını da karman çorman yapan, daha önceki nesillerle bu nesil arasında bir bakış açısı farklılığı yaratacak korkunç bir müfredat. Ne olacak? Ben şeylerle bir daha önce müfredat hazırlığına girişmiş akademisyenlerin bir kısmıyla konuştum. En büyük eleştirileri şu. Bana dediler ki bu müfredatı kim hazırladı Ozan Bey? Dedim ki Milli Eğitim Bakanlığı. Dedi ki böyle de bunu sormuyorum diyor. Bak çok güzel bir soru sordu. Kim hazırladı? Duyuru metninde yazıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer paydaşlar. Olması gerekeni bilince olanı eleştirmek daha rahat oluyor. Diyor ki insanlar, bu işin uzmanları. Kardeşim müfredat dediğiniz şey şöyle hazırlanır. Örneğin o ülkede bir üniversite vardır. Eğitim bilimleri alanında uzman bir üniversite vardır. Örneğin Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Bu fakültede işte komisyon oluşur. Müfredat komisyonu. Müfredat komisyonun başkanı Profesör Doktor X'tir. Yardımcısı Doçent Doktor Y'dir. O komisyon aylarca çalışır. Aylarca çalışır. öğretmen sendikalarıyla buluşur. STK'larla buluşur. Bilim insanlarıyla buluşur. Bir rapor hazırlar. Bu raporu yayınlar. Biz de gazeteci olarak deriz ki geri bildirim veririz. Bir de biz de gazeteci olarak deriz ki sen burada konuk edersin komisyon başkanını. Dersin ki ya vatandaşlık dersinin adı neden? Ahlak ve vatandaşlık dersi oldu. Siz bu ilhamı 1960'ta Nurettin Topçu'nun eserinden mi aldınız? Bu ilhamı almadıysanız Nurettin Topçu neden kültür ve medeniyete yön verenler dersinde böyle duruyor dersin. O da cevap verir kendince. Böyle bir şey yaşanıyor mu? Yaşanmıyor. Kim hazırladı? Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer paydaşlar. Bu ne demek biliyor musun kardeşim? Devlet hazırladı. Belki de bir takım STK'lar. Devlet hazırladı kardeşim. Ağzınızı kapayın. Kutsal devlet hazırladı. Öyle ağzınızı açarsanız bu kutsiyete laf etmiş olursunuz. Şimdi bakıyorsun kutsal devlet. Bir şey de diyemiyoruz. Kim hazırladı bilmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer paydaşlar. O diğer paydaşların kim olduğuna ilişkin fikrimiz var da bilgimiz yok. Yani bir şey de diyemiyoruz ama diğer fikrimiz var. Evet. Dönüyorsun. Yusuf Tekin acaba kimdir? Hani güvenelim mi Yusuf Tekin'e diye bakıyorsun. Yusuf Tekin de 1994'te Ankara Siyasal'dan mezun olmuş bir siyaset bilimci. Ya ben şöyle zannetmiştim. Ya beyefendi eğitim alanında uzmandır. Akademik kariyeri, profesör bir de. Akademik kariyeri eğitim alanındadır. Hayır. Siyaset bilimi kamu yönetimi mezunu ve akademik hayatı boyunca ilgilendiği temel konu 19. yüzyıl modernleşmesi. Enteresan. Tersinden mi ilgilenmiş modernleşmeyle? Ben tezini de inceledim. Tezinin başlığı 19. yüzyıl Osmanlı-Türk modernleşmesinde birinci meşruiyetin önemi. Tez boyunca işlediği konu şu Yusuf Bey'in, Profesör Doktor Yusuf Tekin'in. Toplumsal hayatta devlete bakış açısında dinin rolü ne? Ve işlediği şey de diyor ki, kardeşim din ve devleti birbirinden tümüyle ayırdığınız zaman vatandaş nezdinde bir gayrimeşruluk oluşuyor. Dolayısıyla vatandaşın devlete olan güvenini arttırmak için din ve devletin birbirine yakınlaşması icap ediyor. Böyle olduğu zaman toplumda devletten bir şeyler talep ediyor. İzlediği konu bu. Dolayısıyla vatandaşın aklındaki, zihnindeki dünya görüşü hala hazırda zaten laikliğe aykırı. Tez danışmanı kim? Mümtazer Türköne. Yani tez danışmanlığını da Mümtazer Türköne yapmış. Daha sonra acaba yani hocası hakkında neler düşünüyor kim bilir. Şimdi ne yapacak? Tedirgin oluyor insanlar değil mi? Yani böyle zaten problem şu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na güvenmiyor. Bak bu çok büyük kriz. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na güvenmem lazım çünkü çocuğuma emanet ediyorum sana. Bu güvensizlik ortamı içinde ne yürüyor? Bu güvensizlik ortamı içinde bence Yusuf Tekin'in en büyük başarısıdır. Eğitim sektörünü büyütmesi. Yusuf Tekin'in başarısı demişken son bir soru yanıtlamanı rica edeceğim. Sence Yusuf Tekin hayatımızda bu kadar yere sahipken, bu modelin
gerçekten hayata geçeceğini düşünerek mi bu tasarıyı ortaya koydu? Yoksa kendi şahsi kariyerine, kendi ideolojik anlamdaki varoluşsal durumuna ben bunu yaptım demek için mi bunu ortaya sürdü? Vallahi, yani sence bu iş olur mu? Vallahi çok güzel soru bence. Zaten problemimiz de o. Olmaz. Yani siz insanlara kendi dünya görüşünüzü dayattığınız zaman bu 19. yüzyılda yani 1800 yıllarda yapılmış olmuş. Neden? Çünkü 1800 yıllarda bunlar yokmuş. Evet. Kitle iletişim araçları yokmuş. Çocuklar artık kendi hayatlarını bununla çok kolay kıyaslıyorlar. Aynen. Köy yerinde yaşıyormuşuz. Tamam mı? Öğretmen de anlatınca biz de dinliyormuşuz. Fakat 21. yüzyılın gerçeği, bak Selçuk Şirin çok güzel bir yazı yazmış Oksijen Gazetesi'nde. 21. yüzyılın gerçeği beceri odaklı eğitimdir diyor. Beceri odaklı eğitim. Yani ne yapacaksın? Beceri kazandırman lazım. Bu beceriler de evrensel becerilerdir değil mi? Yani bizim çocuklarımız rahatlıkla dünyadaki gelişmelerden, teknolojik gelişmelerden haberdar olabilmeli. Batılı rakipleriyle aynı eğitimden, aynı nitelikte eğitimden geçebilmeli. Beceri odaklı eğitim. Şimdi siz ne yapıyorsunuz 21. yüzyılda? Beceri odaklı eğitimi tasfiye edip ne yapıyorsun? Milli kimlik inşa etmek üzere bir eğitim modeli geliştiriyorsun. Bunu 19. yüzyılda yapılabildi ve bitti. Bak 200 sene önce yapıldı ve bitti. Siyasal İslamcı tarih anlatısında da en son bunları yazanlar 60 küsür sene önce yazdılar. Ama hırs işte. Ne yapacaksın? Sonuçta sen Cumhuriyet eğitimini 50 yıl boyunca ne üzerinden eleştirmişsin? Nurettin Topçu'nun baktığı yerden eleştirmişsin. Şöyle demişsin Cumhuriyet eğitimine. Kardeşim siz akla ve bilme önem veriyorsunuz tamam ama ahlaksız nesiller yetiştiriyorsunuz. LGBT'li oluyorlar sonra. Öyle oluyorlar. Burada şu bakış açısı da var. İslamcı aklın arka planı bu. Böyle çalışıyor. Ben varoluşum gereği ahlaklıyım diyor. Ya yani benim ahlaklı olmak için çabalamama gerek yok. Ben zaten bulunduğum yerden ahlaklıyım. Yani Yusuf Tekin'in bence Milli Eğitim'e baktığı yer orası. Biz zaten ahlaklıyız da durduğumuz yer gereği. Bazı ahlaksızlar var. Mesela beynamazlar. Beynamazlar. Muhtemelen ben mesela ahlaksız bir kişiyim yani bu zaviyeden bakıldığı zaman. Ben ahlaksızım geçmiş olsun. Çünkü ben Cumhuriyet eğitiminden geçtim. Onu yapacak bir şey yok. Kayıp kuşağım ben. En azından Ozan'ın çocuğunu ahlaklı yapalım. İşte bu hırsla adım atılıyor. Muhtemelen de müfredat geçecek ama uygulanırken çok büyük sorunlar çıkacak. Çünkü bir baba evladını buna benzer bir eğitimden geçtikten sonra gidecek okula. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz diyecek. Evet. Ya da bir başka kişi. Yani korkunç bir sonuçla karşılaşacağız. Yani bu tren yürümez gibi duruyor uzunca bir süre. Ve dediğin gibi pek çok probleme de gebe olur. Pek çok tartışmayı da beraberinde getirir. Bu üstenci tavır zaten her yerde hakim olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. Şunu söylemek gerekir. Ne reaksiyon veriyor halkımız bize? Orta direkt özel okulların kapısında köle oldu. Tabii. Bak son Yusuf Tekin müsteşar olduktan bu yana 10 yıl geçmiş. Ya son 10 yılda özel okul verilerine bakıyorsunuz. İlk öğretimde özel okullaşma %150 artmış. 2,5 katına çıkmış. 200 küsür bin özel okul öğrencisi varmış. 700 küsür bin artık. Niye kaçıyor insanlar? Güvenmiyorlar bu milli eğitime. Tabii çok parası olduğundan mı? Satıyor, savıyor, gönderebiliyorsa özel okula gönderiyor. İdeolojik olarak hiç değilse manipüle edilmesin çocuğum diye. Borçla, harçla özel okula gidiyor insanlar artık. Aynen. Bundan 20 sene önce böyle değildi bu durum. Aynen öyle. Herkesin de vardır yakın çevresinde. Çok teşekkür ederim Ozan. Ben teşekkür ederim. Trend Topi'yi dinlemenizi tavsiye ederim. Bu küçük bir kısmıydı çünkü evet. Ozan'ın yaptığı çalışmanın. Bir de Siyasal İslamcılık mıydı kitabın adı? Evet. Tabii konu da öyle olunca senin bu anlamdaki evet. arka plan da devreye evet, giriyor evet. gerçekten. Ozan Gündoğdu'ya çok teşekkür ediyoruz. Reklama gidip geliyoruz, devam ediyoruz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Bakıyorum şöyle mesajlara. Ozan Gündoğdu ile birlikte bu yeni müfredatla ilgili yaptığımız yayın, Ozan'ın verdiği bilgiler, yaptığı araştırmanın sonuçları gerçekten oldukça ses getirdi. Sizin nezdinizde takdirle karşılandı. Ozan üzerinden de iletmiş olayım. Üzerimde kalmasın. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kamuoyunun görüşüne açılan bu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli müfredat taslağının bir hafta içerisinde 1.372.000 defa indirildiği, an itibariyle 45.636 görüş bildirildiğini açıklamış. Bu da konuyla ilgili bakanın verdiği son sayısal bilgidir efendim. Bunu da aktarmış olalım. Gündemin diğer başlıklarıyla devam edeceğiz. Ama defaatle eğitim meselesini gündemde tutmayı da sürdürmek niyetindeyiz. Farklı uzmanlar, farklı araştırmalar. Geçen hafta biliyorsunuz Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile konuyu masaya yatırmıştık. Bu mesele önemli. Gündem fırtınası arasında kaybolup gitmesine izin vermemek lazım. Devam edelim.
TOKİ meselesiyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Kura'dan önce hem zam hem de iptale dair bir haber aldı TOKİ mağdurları. Yine mağdurlar yaratılmaya devam ediliyor. 4 yıl geçmiş, evimiz yok ortada. Hiçbir şey yok ortada. Eğer buna inşaat diyebiliyorsanız işte bir çukur açmışlar burada. Bir de bir vinç koymuşlar. İmar planı iptal edildi. Fiyat ikiye katlandı. Kura öncesi TOKİ'nin Arnavutköy'de yapacağı evlerin fiyatı 2,5 milyondan 5 milyona kadar çıktı. Projeyi açıklayan kişi Cumhurbaşkanımızdır. Bunun arkasında olduğunu teyidini verdi. Azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması. Projeyi 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Hükümetin çılgın proje adını verdiği Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy'e bağlı Dursunköy'de 3,6 milyon metrekarelik alana TOKİ Havalimanı çalışanları için bir proje inşa edecekti. Toplamda 14 bin konut yapılacak, 3 bini Türk Hava Yolları çalışanlarına satılacaktı. Sözleşmeler imzalandı. 2 yıl içerisinde buraların teslim edilmesi gerekiyordu. Biz vatandaş olarak devletin söylediğine bakarız. Ne ödeyecektiniz o günün fiyatıyla? 900 lira taksit ödeyecektik ama şimdi günümüzde tabii ki inşaat maliyetleri arttı. Ben zaten şu an bunu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum ve ne zaman biteceğini de bilmiyorum. Proje için başvurular Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, yani Mayıs 2023'te başladı. Seçimin ikinci tura kalmasıyla dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum proje için başlatılan kampanyayı duyurdu. Projeden ev alabilmek için 2 haftada 450 bin kişi başvuru yaptı. O dönemde 72 metrekare 2+1 dairenin satış fiyatı 2 milyon 592 bin liraydı. Daha kuraya çıkmadan 2+1 dairelerin fiyatı 5 milyon liraya kadar çıkmış durumda. Murat Kurum nerede? Mağdurlar burada! Murat Kurum nerede? Aslında projenin inşa edileceği alan tarla ve orman niteliğinde. Bu 11 aylık süreçte İBB projeye karşı dava açtı. Mahkeme kararıyla imar planı iptal edildi. Başvuru sahipleri ise 11 aydır kura için bekliyordu. İlk kura bugün çekiliyor. İlk etapta toplamda 2894 konut için hak sahipleri belirlenecek. İmar planı iptal edilen, konut fiyatları ikiye katlanan projenin akıbeti ise merak konusu. Konut fiyatlarından bahsetmişken sevgili izleyenler, biliyorsunuz her faiz kararı sonrasında olduğu gibi Nisan ayının para politikası kurulunun toplantısı da gerçekleşti ve özeti yayınlandı. Dikkat çeken bir detay var. Fahiş kirayla mücadele için yaklaşık bir yıl önce kira artış oranlarına %25 zam sınırı getirilmişti. Şimdi o sınırlamanın 2 Temmuz günü son günü. 2 Temmuz'dan itibaren yine bir uzatma gelir mi diye konuşuluyor ama özet metninde şöyle bir vurgu var. Kira artışını %25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecek diyor. Şimdi bu ifade pek çok sosyal medya platformunda, acaba bu sefer 2 Temmuz itibariyle uzatmayacaklar mı? Acaba %25 sınırı kalkacak mı sorusunu gündeme getirdi. Eğer uygulamaya devam edilmez ya da yeni bir sınır getirilmezse kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak. Yani dün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre gerçekleşecek. Mayıs ayında uygulanacak kira zam oranı %59,64 olarak gerçekleşti. Yani bu ay %25 sınır olmasaydı tavan oran %59,64 olacaktı. Bakalım nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Açıklanan bir başka oran ve çok dikkat çeken, çok konuşulan, tabii her zaman olduğu gibi enflasyon oranı oldu. Bakın, Korkusuz Gazetesi yaklaşık %70 açıkladığı TÜİK'in o oranla ilgili nasıl bir manşet atmış? Enflasyon %70, vatandaşın işi bitmiş. Rakamları çarpıtmakla suçlanan TÜİK'in hesabı bile vahim çıktı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Nisan ayı enflasyonu aylık %3,8 oldu. Yıllık bazda %69,80 ile son 17 ayın rekorunu kırdı. Maaşlar eridi, halkın alım gücü düştükçe düştü. Aynı oran İTO'ya göre %78,8, ENAG'a göre %124,3. Haydi buyurun enflasyon tartışmasına. Girdim, boş çıktım. Baktım baktım, gezdim, boş çıktım. Enflasyon dedim, aklınıza ilk ne geliyor? Zam geliyor,
yoksulluk geliyor, yokluk geliyor. Aylık enflasyon rakamlarla %3,18, dar gelirli için karşılığıysa yokluk, yoksulluk. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon Mayıs ayında son kez tepe noktasını görecek, ardından düşüş gerçekleşecek dedi. Ama enflasyondaki düşüş fiyatlarda düşüş anlamına gelmiyor. Fiyatların düşmesi ayrı şey, enflasyonun düşmesi ayrı şey. Fiyatları bir arabaya benzetirsek vaka şöyle yaşanıyor. 5. vitesten 3. vitese indiğiniz zaman geri gitmiyorsunuz. İleri gitmeye devam ediyorsunuz, fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Sadece daha yavaş yükseliyor. Buna dezenflasyon deniyor. Fiyatların düşmesi demek, deflasyon demektir. O zaten bizde yok. Enflasyonun nasıl olduğunu siz bilmiyor musunuz? Siz nasıl hissediyorsunuz onu merak ediyorum. Ben 10 bin lira maaş alıyorum, emekliyim. Zaten siz gerisini düşünün. 16 lira soğan, 19 lira patates. 3 çocuğum var, okula gidiyorlar. Yani okul olduğu zaman daha zor oluyor. Şöyle mesela markete girdiğim zaman diyorum ki mesela hani bende bu kadar var, ona göre alabilirim. Öyle öyle alışıyorlar yani. Çocukları da mı enflasyona alıştırmak zorunda kalmış? Yani... Evin ihtiyaçları, okul çocuğunun beslenme çantası, kira, faturalar hepsi en temel ihtiyaçlar. Fiyatları da enflasyonun etkisi altında. Bakan Mehmet Şimşek'in işaret ettiği gibi enflasyon Mayıs sonrası düşüşe geçse bile yine açıklanan oranda her kalemdeki fiyat artışı sürecek. Hayatımda en zor anları yaşıyoruz şu anda. Hem emekliyim hem çalışıyorum. İndirimlere bakıyorum. Broşürlere göre mi alışveriş yapıyorsunuz? İnceliyorum tabii. Kaç kuruş fark eder iki market arasında? 1-2 lira fark ediyor. Et, bakliyat, pastırma, sucuk fiyatları onlar çok müthiş bir şekilde fırladı. Maaşlı geçinenler, dar gelirliler enflasyonu en çok gıda ürünlerinde hissediyorlar. Gıda deyince erişilmesi en zor olansa kırmızı et oluyor. Zaten geçtiğimiz ayında en çok fiyatı yükselen gıda ürünü kırmızı et. Fiyatlara baktığımızda kuzu etinin kilosu 950 liraya kadar çıkmış durumda. Dar gelirlinin en çok kullandığı yemeklere azar azar kattığı kıyma. Kıymanın da kilosu 630 lira. Bak şu kıymayı 450 lira. Kaç kere kullanacaksınız? 2 kere, 3 kere. Yani ıspanakta işte içinde bulunsun, pırasada, köfte yaparsan 4 kişilik aileye yetmez. Baz etkisin ile düşen enflasyonu düşürdük demez hiçbir hükümet. Herhangi bir ekonomi programı olmayınca, enflasyona ilişkin ciddi bir adım atılmayınca aynı baz etkisiyle düşen enflasyon aynı baz etkisiyle bir sonraki sene çıkabiliyor. Dolayısıyla biz bu şekilde yıllarımızı heba edeceğiz. Düştüğü zaman hükümetin başardık işte dediği, yükseldiği zaman dış güçler müdahale etti dediği böyle bir kısır döngüye hapsolmuş durumdayız. O kısır döngüye hapsolanlar çareyi ikinci el alışveriş yapmakta buluyorlar. Hatta bazıları onu dahi yapmakta zorlanıyor. Emekli misiniz? Emekliyim. 10 bin lira alıyorum. Zor geçiniyorum yani. Bak 3 aydır çalışmıyorum ben. Çocuklar bana yardımcı oluyor. Ne kadarmış bu koltuk takımı? 7500. Ben alamam mesela. Alım gücüm yok benim. Sadece bakmakla yetiniyor. Zaten fiyatı duyar duymaz hafiften bir suratın düştüğünü fark edebiliyorsun. Bırak almayı, karnımızı doyuramıyoruz. Çamaşır, eşir makinem arızalandı. Tamir yaptırarak öyle sürdürüyoruz. 20 yıldır kullandığı çamaşır makinesini ne yenisini ne de eskisini, yani ikinci elini almaya gücü var emekli İsmail Arslan'ın. Arızalanan eşyalar tamire veriyor ve kullanmaya devam ediyor. Çünkü emeklilerin önceliği temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, yani karınlarını doyurmak. 11 milyar maaşına geçiniyoruz. Onda zor. Eti, budu, tavuğu yiyemiyoruz. Beyaz eşyanız kaç yıllık? Bulaşık makinem yok. Makinem de 10 yıllık. Ne kadarmış? 3-4 bin liraymış. Nasıl alacağız? Şirin Evler'de ikinci el dükkanların en fazla olduğu yerde Fetih Caddesi'ndeyiz. Burada sağlı sollu dükkanlar var ve en çok bu dükkanlara uğrayanlar emekliler. Beyaz eşyaya, koltuk takımına ya da bir masaya ihtiyaçları var ama alamıyorlar. Bütçeleri yetmiyor, almadan gidiyorlar. Almak isteseniz? Alamayız. Neyiniz eksik mesela evde? Her şeyimiz eksik. Şu an piyasada biraz kırgınlık var. Emekli gelir tabii, emeklinin durumu yok. Ben de emekliyim, aldığımız para belli. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi.
4'ten başlıyor. İkinci el pazarında çamaşır bulaşık makineleri 4000 liradan, çekyatlar 5000, koltuk takımları 10000, yatak odası takımları 15 bin liradan başlıyor. Fiyatlar mağaza fiyatlarının yarısından daha düşük olsa da emeklilere bu rakamlar da çok uzak. Halı ihtiyacım var. Yoktu, alamamıştık. Emekli misiniz? Emekliyim. Birinci ellere yaklaşılmıyor. Çok çok pahalı. İkinci el pazarındayız. Emekli Nezahat Aksakal da bu dükkana yatak odası takımı bakmaya geldi. Şifonyer, gardırop ve iki komodinden oluşan bu takımın fiyatı 18 bin lira. Aslında normal ama bütçe olmayınca tabii pahalı geliyor. Ben şu anda hiçbir şey alamam. Çünkü geçinemiyorum ben, ne alayım şimdi? Ablam burada da çekyatlar 5 bin lira ama o parayı da veremiyoruz yani şimdi. Bulaşık var, kirası ihtiyacımız var, buzdolabı var. Buradan baktınız mı? Ya bakıyorsa bir gücümüz yok. Emekliler ve dar gelirliler sadece dükkan vitrinlerine bakıp geçiyor. Geçinmeye yetmeyen bütçeleriyle evlerindeki eskileri kullanmaya devam etmek zorundalar. Emekliler sürünüyor şu anda. Bir ev, bir beyaz eşyanız eskise nasıl alıyorsunuz? Zaten şu an bir tanesi 20 senelik. O ölse biz de öleceğiz herhalde. 20 sene iyi dayanmış. Allah gecinden versin diyelim tabii ki sevgili izleyenler. Şimdi bu restoran meselesi biliyorsunuz çok gündemde bugünlerde. İşte kent lokantası da konuşuluyor, ıstakoz da konuşuluyor. Hatta ıstakoz meselesi cezalara da konu oluyor biliyorsunuz. Kanallara yağdı cezalar 3 Mayıs basın özgürlüğü gününde. Aynı zamanda şimdi restoranlar acaba fırsatçılık mı yapıyor üzerinden de bir sorgu var. Hatta buna dair boykot çağrılarını burada uzunca konuştuk biliyorsunuz. Bakın bu da yeni bilgi. Restoranda servis ücreti ödemeyin. Tüketici Konfederasyonu'ndan vatandaşa uyarı. Son dönemde kafe ve restoranlarda faturaya eklenen servis ücreti, hani kuver denir ya, giderek yaygınlaşıyor. Müşteriyle işletmeciler arasında zaman zaman tartışmalara yol açan uygulama konusunda uyarı geldi. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkanı Yardımcısı Mücahit Saraçlı, müşteri bunu ödemesin, ödeme zorunluluğu yok. Ancak zorda kalarak ödeme durumunda kalırlarsa Alo 175'e şikayet etsinler dedi diyor. Hadi gelin şu kuver meselesine mercek tutalım. Bence yanlış bir uygulama. Ne yemek yemiş parasını alıyorsun. Kredi kartıysa, nakitse onu da alıyorsun. Fişini de kesiyorsun. Onun altında ekstradan bir servis ücreti. Yani ben şahsen, benim için yanlış. Dışarıda yemek yemek artık ateş pahası. Üstüne kuver ücreti de eklenince hesap daha da katlanıyor. Şimdilerde ise adisyona servis ücreti adı altında yeni bir kalem eklendi. Bahşiş bırakılmamasını gerekçe gösteren işletmeler müşteriden bu kalem altında zorla bahşiş almaya başladı. Servis ücreti diye bir ilave bir ücret koyuyorlar. Böylesine bir ücret talebinde bulunmaya hakları yok. Bu tamamen yasaya aykırı bir taleptir. Servis ücreti adı altında adisyonlara hesabın %20'sine varan ek ücret ekleniyor. Bu durum faturayı daha da kabartıyor. Çünkü müşteriler zaten kuver ücreti adı altında ekstradan ödeme yapıyor. Tüketici duruma tepkili. Böyle bir hizmet bedeli olmaması lazım. Öyle bir mekana gitmem de kimseye tavsiye etmem. Sadece tüketiciler değil, işletmeler de servis ücreti talep eden restoranlara tepki gösterdi. 20 lira üstüne koy, beni kurtarmıyor de. Ama o ücret yani vatandaşın zoruna gider ya. Ne kadar lahmacun? Ben de %10 lira. Ben ona %20 de servis ücreti diyeceğim. Geldi 130. 115'e satarım, servis ücreti yazmam. İşletmelerin ekstradan böyle bir ücret talep etmeye hakkı yok. Peki bu durumla karşılaşanlar ne yapmalı? Tüketiciler de böyle bir talep karşısında ödeme yapmasınlar. Çünkü bu talepleri yasaya aykırı. Ödeme yapmamak bir seçenek. Ancak ödenmiş hesaplar için de geriye dönük tüketici hakkını arayabiliyor. Ödediğiniz fişi bulunduracaksınız yanınızda. Bunu Alo 175 tüketici hattına da bildirdiğinizde veya Ticaret Bakanlığı'nın kendi portalı üzerinden Haksız Rekabet Kurulu'nun portalına girildiğinde bu işletmenin adını verdiklerinde ve bu ödemiş oldukları fişi de buraya fotoğrafını gönderdiklerinde bu işletmelerin geriye dönük incelemesi yapılacak. Bu tür ekstra ücret talep eden işletmeleri de ağır cezalar bekliyor. Her türlü haksız fiile dayalı işlemlerle ilgili olarak haksız ticari işlemler adı altında yapılan her türlü işlemler kapatma cezaları, hapis cezaları, hatta ticaretten men cezalarına kadar bu boyutlara ulaşacak.
Ekran başında böyle dertlerimiz yok diyen izleyiciler var. Nurullah Köşe onlardan bir tanesi. Çünkü restoranlara gitmeyi artık unuttuklarını söylüyor. Bu %25 kira zammı sınırının 2 Temmuz'da acaba uzatılmayacak mı şüphesiyle ilgili de bir izleyicimiz demiş ki %25 olsa ne olur olmasa ne olur, öyle uygulanmıyor ki. %50 yapsalar biz ona da razıyız. Taahhütnameyi baştan imzalatıyorlar, sonra ev sahibinin iki dudağının arasında kalıyoruz demiş bir diğer izleyicimiz. Trabzon'da bir kavga. Fakülte öğrencileri okullarının önünden dolmuşlar dolu geçtiği için ortaklaşa bir servis kiraladılar. Dolmuşçuların gazabına uğradılar. Peki dolmuşçular kimin gazabına uğradı? Servis şoförümüzü servisten çıkardılar, içeri aldılar. İçeride onunla konuşuyorlar. Bağırışma sesleri falan geliyordu. Arkadaşlarımızla inip durumu kontrol ettik. Bizi apar topak çıkardılar. Bir gürültü patırdı, bir şeyler oluştu. Kavganın nedeni dolmuşa değil, kiraladıkları servis aracına binmeleriydi. Üniversite öğrencileri dolmuş şoförlerinin saldırısına uğradı. Üstelik iddialarına göre bu ilk de değildi. Yaklaşık 3-4 ay önce aynı olayı yaşadık. Yine dolmuş sürmeyen dolmuş şoförleri geldiler. Bizim servis şoförümüzü alıkoydular. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde okuyan bir grup öğrenci fakülte güzergahındaki sürmene dolmuşları dolu geçtiği için bir süre önce kendilerine özel öğrenci servisi kiraladı. Akşam okul çıkışı saatinde hat üzerinde çalışan bazı minibüs şoförleri servisin önünü kesti. İddiaya göre ekmeğimize mani oluyorsunuz diyerek servisteki öğrencilere saldırdılar. Onlardan bir tane genç bir çocuk. Bir tane arkadaşımıza saldırmaya çalıştı. Onu tuttuk. Ben onu tutarken dışarıdan gören yakınları ya da akrabaları bilmiyorum, servis şoförleri, dolmuş şoförleri bana saldırdılar. İlk yumruğu yedim. Çok korku vericiydi açıkçası. Fakülteye geldiğimizden beri bu şekilde onlara bağlıydık yani. Başka bir ulaşım aracı yoktu. Dolmuşlara binemedikleri için derslere ve sınavlara geç kaldığını söylüyor öğrenciler. Bu nedenle üst sınıflarda daha önce servis kiralamış, iddiaya göre onların da araçları birkaç kez dolmuş şoförleri tarafından durdurulmuştu. Can güvenliğimizin olmadığı bariz ortada. Hani biz de bu noktada bunun önüne geçilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Son yaşanan olayın üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği vereceklerini duyurdu. Servis şoförünün ve öğrencilerin şikayetçi olduğu saldırganlardan ikisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çok benzer bir vaka Antalya, Alanya'da. Bu kez söz konusu çocuklar. Bu yaşta da değil üstelik. Öfkeli şoför elindeki demirle servis aracının camına defalarca vurdu. Aracın içindeki öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Antalya Alanya'da servis şoförü HŞ ile sürücü FS arasında tartışma çıktı. Araçların kırmızı ışıkta durduğu anda aracından inen sürücü eline aldığı sopayla servis aracının ön camına defalarca vurdu. Öğrenciler çığlık çığlığa korku dolu anlar yaşarken araya diğer sürücüler girdi. Eli sopalı saldırgan aracına binip gitti. Araç plakası ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis kaçan sürücüyü yakaladı. Öğrencilerin aileleri saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Hatta teker teker davacı olsunlar. Kimsenin evladına bu korkuyu yaşatmaya hakkı yok çünkü. Şimdi yine güvenlik kameralarına yansıyan bir kazayla, bir otobüs kazasıyla devam edeceğiz. Otobüsten indiği anda o korkunç kaza yaşandı. Motosikletin çarptığı yolcu ağır yaralandı. İstanbul Pendik'te İETT otobüsü Aydos Caddesi üzerindeki bir durakta durdu. Orta kapı açıldı. Yolculardan biri aşağı indi. İndiği anda da otobüsün sağından geçmeye çalışan motosiklet çarptı yolcuya. Motosiklet o kadar hızlıydı ki savrulan yolcu ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Tabip Odası'nda bir seçim telaşı var.
Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkan layık, demokratik, çağdaş bir ülkede iyi hekimlik yapmak isteyen meslektaşlarımızın oylarına talibiz biz. Demokratik katılım grubu olarak katılıyoruz. Uzun zamandır İstanbul Tabi Odası yönetimindeyiz. Emekten yana, halkın sağlığından yana bir grubuz. Yaklaşık 35 bin üyesi bulunan İstanbul Tabip Odası'nda seçim heyecanı var. Doktorlar yeni yönetimini seçmek üzere 5 Mayıs pazar günü sandık başına gidecek. Şöyle tanımlıyoruz kendimizi. Giderlerse gitsinler sözüne karşılık susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz diyen genç meslektaşlarımızın geleceğimiz olarak görüyoruz. İstanbul Tabip Odası seçimleri 2 yılda bir yapılıyor. Bu yıl halen yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu'yla Çağdaş Hekimler Birliği, Değişim Grubu ve Türk Hekimleri Birliği'nden oluşan 4 ayrı grup yeni yönetim için mücadele edecek. Performansa dayalı bir ücretlendirme var kamu hastanelerinde. Bunun sonucunda da 5 dakikada bir muayene. Tabii bu halkı rahatsız eden sağlık politikaları hekimleri de rahatsız ediyor. Çok değişik sorunları hep beraber çözmeye çalışacağız. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için, emekliliğe yansıyan tek maaş için mücadelemize devam edeceğiz. Bunun için de birlikte olmamız lazım. Tüm arkadaşlarımızı 5 Mayıs'ta İstanbul Tabip Odası seçimlerine gelmeye ve oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Hekimlerin ve sağlık sistemindeki tüm sorunların çözümü için Demokratik Katılım Grubu bir kez daha oylara talibiz dedi ve bütün hekimleri sandığa oy kullanmaya davet etti. Tüm hekimlerin omuz omuza hep birlikte yöneteceği ve mücadele edeceği ve mesleki sorunların yanında ülkenin sorunlarıyla da ilgilenecek bir tabip odası arzuluyoruz. Meslektaşlarımızı Demokratik Katılım Grubu'na destek vermeye davet ediyorum. Çocukları yakından ilgilendiren bir kitap, Çocuk Güçlendirme Kitapları serisi, Dikkat ve Okuma Becerisi Güçlendirme. Bilişsel ve akademik destekleyici egzersiz modeli deniyor. Bakın başarı, zeka gelişimi, disleksi, dikkat okuma, konsantrasyon, odaklanma, özgüven gibi Doktor Ulviye Akın'ın kaleme aldığı bir çalışmadır efendim. Evladının ihtiyacı olan varsa ilgilenebilir. Mavi Işığın Dansı Işık Görgün tarafından kaleme alınmış, bize gönderilmiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Değişim Zamanı notuyla. Şimdi bir reklam, şimdi reklam zamanı. Sonra son bir söz için yine karşınızda olacağız. 4 Mayıs sabahından kocaman günaydın diyoruz yine. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere ama artık bu bugünün son günaydını bizden duyacağınız. Zaten şu saat itibariyle artık tünaydına döneriz herhalde diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Güzel bir yayın oldu. Mesajlarınızla güzelleşti. Yarın sabah saat 8.30'da tekrar burada buluşalım. Günün gündemini, haftanın en çok konuşulanlarını yine lütfen birlikte masaya yatıralım. Mesajlarınızla, katkılarınızla. O zamana kadar hoşça kalın. İyi bir cumartesi diliyoruz.